İnsancıl hukukla ilgili Uluslararası Hukuka Genç Bakışlar Konferansı'nın ikinci oturumunda tekrar birlikteyiz. İlk oturumda çok keyifli, çok güzel konularla güzel bir oturum geçirdik. Tahmin ediyorum yine enteresan konularla, güncel konularla ikinci oturumumuzda da güzel bilgilendirmeler olacaktır. İlk sunumumuzda Mustafa Can Sati bize yapay teknolojileri savaşın konusunu teşkil edebilir mi sorusuna uluslararası insancıl hukuk çerçevesinde bir cevap bulmaya çalışacak. Konusunu o şekilde belirlemiş. Süreniz 15 dakika. Buyurun. Teşekkürler hocam. Saygıdeğer oturum başkanı, değerli katılımcılar. Öncelikle böyle bir organizasyonda bulunuyor olmanın verdiği mutluluğu ifade etmek isterim. Ve bu organizasyonda büyük emeği olduğunu bildiğim Doçent Doktor Gökhan Güneysu'ya ve organizasyon ev sahipliği yapan Anlasam'a ayrıca teşekkür etmek isterim. Bu duygu ve düşüncelerle Malatya Üniversitesi'nde yürütmüş olduğum doktora çalışmamın bir bölümünü teşkil eden yapay zeka teknolojilerinin kavramsal perspektif üzerine uluslararası insancıl hukuk kapsamında hukuki statüsünün analizi başlık çalışmamı sizlerle paylaşmak isterim. Öncesinde sunumum öngörüldüğü üzere yaklaşık 15 dakika sürecek olup temel bir giriş yaptıktan sonra yapay zeka teknolojilerinin uluslararası insancıl hukuk çerçevesinde hangi koşullarda hangi statüye sahip olup olamayacağını silah, savaş aracı, savaş yöntemleri, kavramları üzerinden inceleyecektir. Devamında ise yapay zeka sistemlerinin temel olarak konvansiyonel silahlardan ayrıldığı nokta olan yok edici ve hasar bırakıcı bir yapıya sahip olmasından ziyade insana benzer bir şekilde yönetici, kontrol edici bir kabiliyeti barındırmasından dolayı silahlı çatışmalarda bugüne dek insana atfedilen kombatant yani savaşan teriminin yapay zeka teknolojilerini kapsayıp kapsamayacağını da tartışacak. Dolayısıyla konuya dönmek gerekirse yapay zeka ile ilgili başlangıçta söylenmesi gereken şey yapay zeka çalışmalarının nereden doğduğuna baktığımızda daha çok bilgisayar bilimi kökenli bir çalışma olduğunu ve dahi felsefe, matematik, ekonomi, nörobilim, psikoloji, bilgisayar mühendisliği, dil bilimi gibi birçok bilimsel alanın da yapay zekanın gelişimine katkı sağladığını görüyoruz. Günümüzde yapay zeka teknolojisinin en çok kullanıldığı alanlara baktığımızda da pazarlama, finans, tarım, sağlık, oyun ve askeri sektörler gibi sektörler ön plana çıkıyor. Şimdi yapay zekanın çeşitli alanlara uygulanabilirliğinden de anlaşılabileceği gibi yalnızca ve direkt olarak askeri ve dolayısıyla uluslararası insancıl hukuk kapsamında bir terim olduğunu direkt olarak ifade etmek mümkün değil. Fakat askeri amaçlarla da kullanılan, askeri amaçlara da hizmet eden bir kullanım kabiliyeti olduğundan bu sınırlı perspektif içerisinden yapay zeka kullanımının uluslararası insancıl hukuk bağlamında değerlendirmek, özellikle ülkelerin silahlı kuvvetlerinin son dönemde yapay zeka çalışmalarına yaptıkları yatırımlar dikkate alındığında önem arz etmektedir. Diğer yandan askeri alanda bile yapay zekanın birçok uygulanabilir farklı alanları mevcut. Bunlardan bazıları savaş platformları, siber güvenlik, lojistik, taşımacılık, hedef tanımlama, savaş alanı sağlık hizmetleri, savaş simülasyonu eğitimleri gibi alt başlıklar olarak öne çıkıyor. Bu çalışmada yapay zeka silah, savaş aracı, savaş metodu ve savaşan terimleri üzerinden bir değerlendirmesi yapıldığında bu terimlerin kapsamının dışında kalacak yapay zeka uygulamaları, örneğin lojistik, taşımacılık, savaş alanı sağlık hizmetleri gibi alanlar değerlendirmenin dışında bırakılacaktır. İçeriye dönmeden önce son olarak belirtmek istediğim mevzu ise literatüre baktığımızda daha çok Lethal Autonomous Weapon System terimi üzerinden yani öldürücü otonom silah sistemleri terimi üzerinden çok fazla yazıların, araştırmaların ön plana çıktığını görüyoruz. İçerik açısından baktığımızda da bu tip silahların genel olarak savaş hukuku prensiplerine uygunluğu tartışılmakta. Fakat bu noktada eksik olan ve bu çalışma ile giderilmek istenen iki durum var. Birincisi, yapay zeka teknolojisinin veya otonom yapının kullanıldığı silahları sanki tek bir silah türünü ifade ettiği algısını ortadan kaldırmak ve dolayısıyla kullanım alanının savaş aracı ve savaş metodu, savaş yöntemleri, terimleri kapsamında daha geniş olduğunu ifade etmek. İkincisi de yapay zeka uygulamalarının hukuki statüsünü kavramsal ve kategorik bir perspektiften tartışmak.
Öyle ki bir şeyin hukuka uygunluğunu tartışabilmek, prensipler üzerinden tartışabilmek için öncelikle o şeyin hukuki statüsünü tespit etmek gerekir diye düşünüyorum. Şimdi ilk kavrama geldiğimizde silah kavramı ve yapay zeka üzerinden bir değerlendirme yapacağız. Burada silah tanımına bakmak lazım ama öncelikle şunu belirtmek lazım ki ne silah, ne savaş aracı, ne de savaş yöntemi terimleri uluslararası hukukta kabul gören bir tanıma sahip değil. Fakat bu terimlerin anlaşma metinlerinde çok sıklıkla kullanılması ve doktrinsel manada birçok çalışmaya konu olması hukuksal açıdan yorumlanabilirliklerini kolaylaştırıyor. Burada aldığım tanım hava ve füze savaşlarında uygulanacak uluslararası hukuk el kitabından aldığım bir tanım. Bunun bir uluslararası hukukta bağlayıcılığı olan bir yapısı olmamasına rağmen birçok yazarın, hakimlerin ve önemli araştırmacıların dahil olduğu bir proje olduğu için önemli bir tanım olduğunu düşünüyorum. O yüzden buraya aldım. Yoksa herhangi bir uluslararası metinde böyle bir tanım yok. Tanıma baktığımızda operasyonlarda kullanılan silah, füze, bomba veya kişilerin yaralanmasına veya ölümüne yol açabilecek diğer mühimmatları içeren veya nesnelerin hasar görmesi veya yok edilmesine yol açan bir savaş aracı olarak silah tanımlanıyor. Burada silahın tanımlanmasına ilişkin farklı değerlendirmeler de mevcut. Yani bunu sadece saldırı, ofansif nitelikteki çatışmalarda bu araçların silah olarak değerlendirilmesi gerektiğini savunanlar da var. Savunma amaçlı olanları dışarıda bırakıyorlar ama daha geniş bir yorum içerisinde savunma amacı veya ofansif amaç olup olmadığına bakmaksızın her türlü zarar niteliğindeki aracın, zarar doğuracak nitelikteki aracın da silah olarak değerlendirmesi gerektiğini savunanlar da var. Benim buradaki düşüncem hasar ve zarara yol açabilecek her türlü savaş aracının silah olarak nitelendirilmesi yönünde. Çünkü bunun ofansif veya defansif nitelikte olması amacını aşan bir durum değil. Burada esas alınması gereken nokta hasarın ve zararın doğması diye düşünüyorum. Şimdi devamında yapay zeka bu tanım içerisinde nasıl değerlendirebilir? İki boyuttan inceleyebiliriz. Birincisi yapay zeka dediğimizde bir silah gözümüzde canlanmıyor. Daha çok yazılım, kod üzerinden, bilgisayar sistemleri üzerinden geliştirilen bir teknoloji olduğu için bunu herhangi bir silah içermeden, herhangi bir fiziksel bir silah yapısına sahip olmadan da silah olarak nitelendirmek mümkün. Nasıl? Bir yapay zeka ile oluşturan kod yazılım sistemi göz önüne alındığında, siber saldırılar perspektifi içerisinde de bu tip yazılımların karşı tarafın iletişim sistemlerine, askeri araçlarına girerek bunlara zarar bunları bloklaması ve dolayısıyla oluşan zarar oluşması, ölüm, yaralama veya objeler üzerinde hasar, yıkıcı etki bırakması da aslında silah tanımında bahsedilen ölüm, yaralama, hasar, yıkıcı etki sonucunu doğuruyor. Dolayısıyla biz herhangi bir silah içermeden bir yapay zeka uygulamasının da silah tanımı kapsamı içerisine sokmamız mümkün. Bunun bir diğer yolu ise yapay zeka sisteminin silahın bir bütüncül parçasını teşkil edecek şekilde entegre edilmesi. Yani burada en önemlilerinden bir tanesi yönetme ve kontrol. Tamamen otonom bir şekilde yapay zeka sistemiyle kontrol edilen bir silahın silahtaki yapay zeka rolünün yönetme ve kontrol etme olduğunu düşündüğümüzde bu rolün silahın bütüncül bir parçasını teşkil ettiğini söyleyebiliriz. Bu noktada silahın bütüncül parçasını teşkil eden araçların da silah tanımı kapsamına sokulduğunu dikkate aldığımızda yine bu yöntemde de yapay zekayı silah tanımı kapsamına sokmak mümkün. Bunun sonuçlarına bakacak olduğumuzda tabii silahlarla ilgili her türlü yasaklamaya bu noktada yapay zeka ile ilgili teknolojiler de dahil olmuş olacak. Bunlar nedir? İşte gereğinden ağır yaralama, gereksiz acı gibi ek protokol madde 35 paragraf 2'de sunulan yasak ya da doğası gereği ayrım gözetmeyen silahlar veya doğal çevreye geniş alanda etkili kalıcı ve ciddi hasar bırakan silahlara ilişkin ve dahi diğer yasaklara ilişkin her türlü hüküm yapay zeka uygulamaları için de bu noktada geçerli olacak. Bir diğer nokta savaş araçlarına geldiğimizde burada silah ve savaş aracı arasındaki farkı da değinmekte fayda var. Bunu
savaş aracını çok dar yorumlayıp silahla eşdeğer tutmaya çalışan görüşler de olmasına rağmen daha çok yaygın görüş savaş aracının daha geniş yorumlanması, silahı da kapsayacak şekilde ve diğer mühimmatları da içeren bir tanıma sahip olduğu yönünde. Diğer görüş, kısıtlı bakan görüş, savaş aracının daha spesifik bir objeyi, yani saldırının içerisinde önemli bir görevi olan objeleri dahil etme yöneliminde. Fakat Cenevre Konvansiyonları bununla ilgili net bir tanım ifade etmediği için kesin bir sonuca ulaşmak çok mümkün değil. Fakat yine ben daha öncesinde de bahsettiğim HPCR manuel üzerinden tanımı buraya aldım. Burada saldırı amacıyla kullanılan silahlar, silah sistemleri ve platformlar olarak kategorize etmiş ve böyle bir tanım sağlanmış bize. Dolayısıyla ayrı ayrı silahları zaten incelediğimiz için sistemler ve platformlar üzerinden bir değerlendirme yapabiliriz. Silah sistemlerine baktığımızda kendi kendine yeterlik için gerekli olan malzemeler, hizmetler, personel, teslimat ve yerleştirme araçları dahil olduğu silah veya birden fazla silahın oluşturduğu sistemler olarak tanımlanmış. Yine bu sözleşmesel boyutta bir tanım değil, yine soft law niteliğinde, daha çok ülkelerin tanımları da dikkate alınarak ortaya konmuş bir tanım. Burada verebileceğimiz örnek belki silahlı insan savaş araçları olabilir. Çünkü bu tip araçlar birçok bileşenden oluşuyor. Yani operatörler, sensörler, silahlar, hedef tanımlama sistemleri gibi birçok sistemin bir araya gelmesiyle bir bütün, kendi kendine yetebilecek bir silah sistemi ortaya çıkıyor. Buradaki her bir bileşen savaş aracını temsil edebiliyor. Buradaki önemli husus gerekliliği ve silah sisteminin kendi kendine yetebilirliğinde önemli bir parça olup olmadığı noktası. Burada şunu söylemek gerekir ki birçok yapay zeka sistemi, işte hedef belirleme, kontrol, kumanda etme gibi birçok yapay zeka sistemi aslında bu gereklilik koşulunu sağlayabilecek nitelikte. Çünkü direkt çalışmasına etki eden bir unsur olarak ön plana çıkıyor. Ama buradan şu sonuca varmamız çok doğru olmaz. Bütün yapay zeka sistemleri silah sistemleri çerçevesinde gereklilik arz eder gibi bir yorumda bulunmak çok doğru olmaz. Çünkü bazı yapay zekalı çalışan taşıma araçları, işte ikmal sistemleri gibi sistemler de var. Bunlar bu tanımın dışında bırakılıyor. Çünkü saldırını gerçekleştirmesine direkt, silahın çalışmasına direkt bir etkide bulunmadığı için. Devamında platformlar da yine savaş araçları tanımına dahil edilmiş. Daha öncesinde verdiğim tanımda. Burada soft law üzerinden bile platformlara bir tanımla ulaşmak çok mümkün değil. Fakat genel algı şu yönde. Sanki platformlar sadece bir üsmüş, başka bir işlevi yokmuş gibi algılanabiliyor. Fakat bu noktada hem insan savaş araçlarına hem de AVAX'lara baktığımızda bunun gibi J-STARS var, daha türetilebilir. Burada sadece platform olarak nitelendiriliyor bu arada bu araçlar. Direkt ülkeler tarafından, üretici ülkeler tarafından. Bunların birçok işlevinin olduğunu görebiliyoruz. İşte komuta kontrol gibi, gözetleme gibi, savaş alanı yönetimi gibi, savaş alanındaki askerlerle direkt iletişim kurma ve onları yönlendirme gibi. Yani saldırının gerçekleştirilmesinde direkt etkisi olan, silah taşımamasına rağmen direkt etkisi olan araçlar olduğu için yine bunları da savaş araçları kapsamına sokmak mümkün. Yapay zeka ile ilişkisine baktığımızda zaten bahsettiğimiz bu tip araçların birçoğunda yapay zeka sistemleri mevcut. Hedeflerin belirlenmesi noktasında, kontrolün gerçekleştirmesi, diğer savaş araçlarıyla iletişim kurulması açısından hep yapay zeka sistemleri çalışılıyor, kullanılıyor. Ve buradaki kullanılan yapay zeka teknolojilerinde platformlar üzerinden savaş araçları terimine dahil edilmesi aslında yapay zekanın ne kadar geniş bir kullanım alanı olduğunu ve bunların da dahil edilmesi hukuki değerlendirme açısından ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Yöntemlere, savaş yöntemlerine gelecek olduğumuzda yine aynı manuel üzerindeki tanımdan bahsedelim. Burada düşmanın askeri operasyonlarını ve askeri kapasitesini olumsuz etkilemek ve tasarlanmış saldırılar ve diğer faaliyetler anlamına gelir. Askeri açıdan savaş yöntemleri, bombardıman gibi çeşitli genel operasyon kategorilerinin yanı sıra yüksek irtifa bombardımanı gibi saldırı için kullanılan özel taktiklerden oluşur. Buradaki ana husus dar veya geniş yorumlanması. Dar yorumda savaş yöntemlerinin daha çok bir silahın kullanım şekli, nasıl kullanıldığına ilişkin bir durumu ifade ettiği olarak algılanır. Yani tabii ki burada bir silahın varlığı durumu
gereklilik olarak ortaya çıkıyor. Fakat geniş yorumda ise bunun taktikleri, az önce verdiğim tanımda olduğu gibi, bunun savaş taktiklerini, operasyonel aktiviteleri de içerdiğini ifade ediyor. Burada Cenevre Konvansiyonları'nın ve ek protokollerinin yaklaşımına bakacak olduğumuzda, sivillerin aç bırakılmasının yasaklanan bir metod olarak, savaş yöntemi olarak ortaya çıktığını, tanımlandığını görüyoruz. Buradan hareketle şunu söyleyebiliriz. Sivillerin aç bırakılmasına herhangi bir silah kullanımı veya bu silahın kullanım şekline ilişkin bir yöntemden bahsedemeyiz. Burada tamamen taktiksel bir davranış, operasyonel bir aktiviteden bahsediyoruz. Yani buradan hareketle savaş yöntemlerinin aslında geniş yorumlamaya çok daha uygun bir kavram olduğunu ifade edebiliriz. Burada belki en öne çıkan, en fütüristik tartışmalardan bir tanesi de yapay zekanın savaşan statüsüne sahip olup olamayacağı mevzusu. Buradaki asıl soru şu: yapay zeka sistemlerini savaş terimi kapsamına almak mümkün mü? Ya da bir diğer ifadeyle savaşan statüsü sadece insana mı atfedilebilir? Şimdi bunu anlamsal veya etiksel açıdan birçok pozitif ve negatif argüman geliştirmek mümkün. Ama savaşan terimi uluslararası insancıl hukuk çerçevesinde ortaya konan bir hukuki statü. Dolayısıyla bu çerçeveden, bu dar çerçeveden bakmak lazım. Savaşan teriminin tanımına gelecek olduğumuzda buna ek protokol madde 43 paragraf 2'de rastlayabiliyoruz. Şu şekilde tanımlanmış: çatışmanın bir tarafının silahlı kuvvetlerine mensup olanlar 3. sözleşme 33. maddesinin kapsanan tabii personel ve dini personel dışında muhariplerdir. Yani savaşanlardır. Bu tanım kapsamında kullanılan özneyi silahlı kuvvetler mensupları olarak görüyoruz. Şimdi silahlı kuvvetler mensupları daha çok İç hukukta tanımlanan, uluslararası hukukta net bir şekilde şu koşullarda silahlı kuvvetlere mensup olunabilir diye bir tanım veya tanımlama olmadığı için buradan hareketle aslında buradaki öznenin neyi ifade ettiğini, bir kişiyi mi, bir insanı mı, insana mı atıfta bulunduğunu net bir şekilde söyleyemiyoruz. Bu sebeple yine bir kısıtlamamız var. O yüzden bir uyarıda bulunayım küçük düzeyine. Tamam, teşekkürler hocam. Hızlanmaya çalışacağım. Bu maddeyle birlikte okunan 3. Cenevre Sözleşmesi'nin 4. maddesi her ne kadar savaş esirlerini tanımlayan bir hüküm içerse de silahlı kuvvetler mensupları kapsamına ilişkin düzenlemeler içerdiğinden madde 43 ile birlikte okunmakta. 3. Cenevre Sözleşmesi'nin 4. maddesinin içeriğine baktığımızda da buradaki silahlı kuvvetlere ilişkin düzenlemenin silahlı kuvvetler mensuplarının kimler ya da neler olduğundan ziyade daha çok yapısal ve organizasyonel açıdan ve kişiye atfedilip atfedilemeyeceğini net olarak ifade etmeden inceliyor. Dolayısıyla bu noktadan da direkt bir insana veya kişiye atıf var mı sonucuna ulaşmamız çok mümkün değil. Burada bize sonucu doğuran madde ise ek protokol madde 50. Yani sivil tanımı. Tanıma baktığımızda 3. Cenevre Sözleşmesi madde 4 A1, A2, A3, A6'sında ve bu protokolün 43. maddesinde söz edilen kişi kategorilerine girmeyen kişilerdir diyor. Burada negatif bir tanım yapılmış. Yani kombatan terimi üzerinden, savaşan terimi üzerinden sivil tanımlanmış. Ne demek negatif tanım? Savaşan olmayan herkes sivildir. Ve burada direkt olarak hem 3. Cenevre Sözleşmesi madde 4'e hem de ek protokol madde 43'e direkt atıf var. Ve bu atıfta burada kullanılan öznenin kişiyi nitelendirdiğinden, kişi kategorileri olduğundan, burada sayılanların kişi kategorisi olduğunu nitelendiriyor. Dolayısıyla buradan hareketle biz silahlı kuvvetler mensubunun kişiyi atfettiğini, kişiyi belirttiğini anlayabiliyoruz. Peki bu kişi atfı yeterli mi? Olmayabilir. Çünkü belki bilenleriniz vardır aranızda. Sophie adlı bir robot, yapay zekayla çalışan bir robot, Suudi Arabistan vatandaşı olarak hukuki bir statü kazandı. Bunun iç hukukta belki yarın öbür gün askeri kuvvetler mensubu olarak nitelendirmesi de mümkün olabilir. Bu noktada kişinin uluslararası insancıl hukuk kapsamındaki içeriğine bakmak lazım. Bununla ilişki bir tanıma rastlayamasak da Cenevre Konvansiyonları'nın kişiyi içeren hükümlerine bakmakta fayda var. Çünkü burada kişinin nasıl nitelendirdiği, hangi hükümlerde kişi terimine yer verildiğine ilişkin bir değerlendirme bize yardımcı olabilir. Kişiyi içeren hükümlere baktığımızda da şöyle ifadeler görüyoruz. Hasta ve yaşlı kişiler, silahlı çatışma esnasında kişilerin aile ve iletişim kurma hakkı, kişilere sağlık, yaş, cinsiyet durumlarına göre davranılması gibi buna benzer birçok
hüküm var. Yani burada kişinin birlikte kullanıldığı cümle gruplarına baktığımızda hep insana ilişkin davranışlar ve duyguların ifade edildiğini görüyoruz. Yaş olsun, cinsiyet olsun. Bununla alakalı yine bazı gruplara getirilen kadınlar ve çocuklar için kullanılan özel korumalarda da işte hamilelere ilişkin vesaire kişi kelimesi kullanılıyor. Buradan aslında kişinin insanı nitelendirmek amacıyla kullanıldığını anlıyoruz. Yani insana özgü davranışları ve has özellikleri belirttiği için buradan hareketle kişinin kişi ile kullanılan kişinin kullanılmasıyla aslında insanın belirtildiğini, dolayısıyla da yapay zeka teknolojilerinin ve insan olmayan öznelerin burada savaşan terimine dahil edilemeyeceği sonucuna ulaşabiliriz. Son olarak toparlamak gerekirse, asıl burada ortaya konmak istenen şey, yapay zeka teknolojilerinin karakteristik olarak konvansiyonel silah tiplerinden farklı olduğu. Yani patlayıcı kabiliyetten ziyade yönetici ve idare edici bir özelliğe sahip olduğu durumu. Dolayısıyla bu bizim perspektifimizi de etkilemeli. Yani konvansiyonel silahlara baktığımız ve onları değerlendirdiğimiz ölçüde yapay zeka teknolojilerini değerlendiremeyiz. Daha geniş bir perspektiften bu sebeple yorumlamamız gerekir. Son olarak da şunu belirteyim. Var olan bu çalışmayla birlikte aslında şu da ortaya çıkıyor. Var olan uluslararası hukuk hükümleri yapay zeka teknolojilerinin kavramsal açıdan en azından değerlendirilmesi için yeterli olduğunu görüyoruz. Her ne kadar silah, savaş aracı ve yöntemlerinin tanımları uluslararası hukukta olmasa da diğer hükümlerin bunun yorumlanmasına uygun olduğunu görebiliyoruz. Belki CCW kapsamında şu an Birleşmiş Milletler kapsamında otonom silahlara ilişkin çalışmalar yürütülüyor. Tabii ki buradan çıkabilecek bir anlaşma veya daha farklı nitelikteki kaynaklar daha çok yardımcı olabilecektir. Ama önemli olan şu an halihazırdaki hukuk da bize birçok sonuca ulaşmamızda yardımcı oluyor deyip teşekkür edeyim. Zamanım geçtiğim için de özür dilemek isterim. Teşekkürler. Estağfurullah. Güzel bir sunum oldu. Ben kendi adıma çok faydalanarak dinledim. Ağzınıza sağlık. Tabii geniş ya da dar bir yorum olabilir duruma göre, konuştuğumuz konu başlığına göre, ama amaçsal bir yorum ihtiyacı içerisinde olduğumuz bir gerçek. Konuya normatif bir yaklaşım sergilememiz gerekiyor. Zaten işte pozitif hukuk düzenlemeleri oturmuş değil çok doğru noktalarda. Harvard'ın zaten çeşitli konularda olduğu gibi buradaki çalışmaları ortaya çıkıyor. Zaten belki de insancıl hukukla ilgili pek çok konuda kendilerinin manuelleri yol gösterici oluyor. Onun için de insancıl hukuk alanında çalışan herkes o manuellere bir şekilde değiniyor, onlara atıfta bulunuyor. Onun için tabii söylediğiniz şey gayet doğru sunumun başında. Evet, bu bağlayıcı bir metin değil ama ses getiren bir metin. İnsanların atıfta bulunduğu ve buradan hareketle yorum yaptığı bir metin. Bence de oradan başlayarak bunların işlenilmesi gayet akıllardaki soru işaretlerini giderdi. Teşekkür ediyorum ben kendi adıma. Güzel bir sunum oldu. Tam metne de erişim fırsatımız olursa merakla okuyacağım yine. Şimdi bir sonraki sunumumuza yine hızlı bir şekilde geçmek istiyorum ben. İnsancıl hukukta nükleer silahların kullanımının meşru olup olmadığı konusu üzerine bizde Hüdayi Ünal sunacak. Hocam buyurun, 15 dakikalık sürenizi ben başlatıyorum. Teşekkür ederim hocam. Ben de burada sunum yapan tüm değerli hocalarıma teşekkürlerimi arz ediyorum. Çok ilgi çekici konular olduğunu ve kendi adıma çok istifade ettiğimi ben de belirtmek istiyorum. Benim konum ise insancıl hukuka göre nükleer silahların kullanımı meşruluğunu biraz incelemeye çalışacağım. Aslında ilk oturumda bu konuya birazcık değinildi. Burak İlgar hocamızın galiba gereksiz acılara sebebiyet verme ilkesini incelerken hocamız bu konuya da birazcık aslında değindi. Zaten insancıl hukukun temel ilkeleri biraz sonra da, hatta şu an geçeyim, sunum planımı aktarmak istiyorum. Sunum planımda öncelikli olarak insancıl hukukun tanımından ve ilkelerinden genel bir şekilde bahsetmeyi düşünüyorum. Ardından nükleer silahların çeşitlerinden, tanımlarından ve bunların olası ve olmuş etkilerinden bahsetmeye çalışacağım. Bu konuyla ilgili bizim elimizdeki en büyük belki hukuki noktada Uluslararası Adalet Divanı'nın 1996 tarihli bir danışma görüşü var. Bu danışma görüşüne değineceğim ve bu danışma görüşünün kendi içerisinde çelişkilerine değineceğim. Ve bu belirttiğim hususlar içerisinde nükleer silahlar bakımından bir değerlendirme yapıp
mevcut çelişkilerin giderilme yöntemiyle ilgili bilgiler aktarmaya çalışacağım. Öncelikle bu konumuz nükleer silahların meşruluğu konusu uluslararası hukukun farklı dallarıyla da incelenebilir. Yani uluslararası çevre hukukuyla ilgili, uluslararası insan hakları hukuku ya da işte kuvvet kullanma ilkeleri, bunların hepsi bağlamında incelenebilir. Fakat ben biraz daha insancıl hukuk boyutuna odaklanmaya çalışacağım. Öncelikle daha önce yapılan sunumlarda da çokça sıkça değinildiği için çok fazla insancıl hukukun genel ilkelerine vesaire ayrıntılı bir şekilde değinmek istemiyorum. Fakat tabii belli noktalar, özellikle konumuzla ilgili noktaları vurgulamakta fayda olduğu kanaatindeyim. Öncelikle insancıl hukukun burada tanımını aldık. Tanımını almamızın sebebi, yani insancıl hukukun, burada özellikle Uluslararası Kızılhaç Komitesi bağlamında, insancıl hukukun savaşta kullanılan araç ve yöntemlerin sınırlandıran bir hukuk sistemi olduğu zaten en baştan beri anlaşılıyor. Ve bu sadece dünden bugüne gelişmiş bir hukuk alanı değil. Yani tarih boyunca değerlendirilmiş, işte Ramayana, Hintlerin Ramayan destanlarında dahi yer bulan, işte İslam hukukunda ciddi yer bulan ve diğer hukuk sistemlerinde de tarihten bu yana medeniyetlerin değindiği bir husus bu hususlar, insancıl hukuk mefhumu. Ve bunların da temelinde aslında savaşta kullanılan ya da silahlı çatışmalarda kullanılan araç ve yöntemlerin sınırlandırılması gelmekte. Bu noktada insancıl hukukun savaş ve tabii benzeri durumlarda, yani her türlü uluslararası nitelikte olan ya da uluslararası nitelikte olmayan bütün çalışmalara taraf olsun, taraf olmasın, bütün devletlerdeki sivil insanların korunması ve çatışmaların sonunda meydana gelebilecek zararların önlenmesini ve savaş mağdurlarının sayısının azaltılması için bir dizi kurallar ihdas edilmiş bulunmakta. Bu ilkeler bağlamında değerlendireceğim. Ve bu ilkeleri daha önce de dediğim gibi değinildiği için biraz hızlı geçmek istiyorum. Öncelikle insancıl hukukun tabii hepimizin bildiği gibi genel kabaca Cenevre ve Lahey hukuku bağlamında değerlendirmek gerekebilir. Cenevre hukukunda daha çok silahlı çatışmalara aktif olarak katılan savaşçıların ya da kombatant olarak da nitelendirilen farklı kişilerin dahil olmadığı, yalnızca savaş esirlerinin, yaralıların, ölülerin ve bunun gibi hususlarla ilgili sözleşmelerin ihdas edildiği noktalara biraz daha Cenevre hukuk bağlamında değerlendiriyoruz. Bunların içerisinde 1864, 1906, 1924, 1949 Cenevre sözleşmeleri ve çok meşhur 1977 ek protokolleri, 1 ve 2 nolu ek protokollerini saymak mümkün. Ve onun bağlamında askeri olarak savaşanların yükümlülüklerini belirlenmesini içeren ve düşmana zarar verme yöntemlerini sınırlandıran sözleşmeleri de Lahey hukuku bağlamında değerlendiriyoruz. Bunların genel olarak 4-5 tane birbiriyle de bağlantılı, tamamen birbirine bağımsız olacağını iddia edemeyeceğimiz ilkeler var. Bunların en baştan bütün gün boyunca açıkçası insancıl hukuk bağlamında belki değerlendirilen bir noktada sınırlama ilkesi tabii ki. Yani sınırlama ilkesi savaşırken herhangi bir şekilde kısıtlanmamış olma hakkını kimseye vermemeyi ifade etmekte. Bu biraz önce hocamız da, Osman hocamız, Gökhan hocamız da değerlendirdi. Liber kodunda da yine burada bir atıf yapabiliriz aslında gördüğünüz gibi. Çünkü barışı normal bir durum ve savaşı da istisna olarak görmek gerekiyor. Ve bütün nihai savaşların nihai amacının yeni bir barış durumu ihdas etmesini biz öngörüyoruz. Konumla da ilgili olarak nükleer silahlarının kullanımından sonra herhangi bir barışın mümkün olup olmadığını da tartışacağız. Yine 1868 St. Petersburg bildirisinde de savaş sırasında devletlerin ulaşmaya çalışmaları gereken tek meşru hedefin düşmanın askeri kuvvetlerini zayıflatmak olduğunu burada söylenmiş. Bakın, dikkatinizi çekmek istiyorum. Kaçınılmaz bir biçimde askerlerin ölümüne yol açan silahların kullanımının da insancıl hukuk bağlamında biz aykırı olduğunu söyleyeceğiz. Ve yine 1977 tarihli ek bir nolu protokolde de yine madde 35'te herhangi bir silahlı çatışmada çatışma taraflarının savaş yöntemleri ve savaş araçları seçme hakkının sınırsız olmadığı belirtilmiş. Askeri gereklilik ilkesi yine çok önemli bir ilke. Uluslararası mevzuattan bu ilkeleri çıkarıyorum ki kendime bir düzlem oluşturmam gerekiyor. Yani belki tekrara düşmüş olabilirim. Bundan dolayı sizlerin affına sığınıyorum. Fakat nükleer silah bağlamında değerlendirmek için bu ilkeleri göz önünde bulundurmak ve ortaya çıkarmak durumundayım. Askeri gereklilik de tabii 77 sözleşmesinde, bir nolu protokolünde açıkça aslında söylüyor. Yani kazara sivil yaşamına, sivillerin yaralanmasına, sivil hedeflerin zarar görmesine ya da bunların hepsine neden olması beklenen
ve tahmin edilen somut ve direkt askeri avantaj ile çok ilişkili olacak olan bir saldırının ayrım gözetmeyen bir saldırım olarak kabul edildiğini biz görmüş oluyoruz. Ve yine ayırt etme ilkesi diğer ilkelerle bağlantılı bir biçimde önemli bir ilkemizdir. Niçin? Çünkü çatışmada taraf olanlar her zaman sivil halk ve askerler arasında ciddi bir ayırt etmeye gitmek durumunda. Bu birazdan ayrıntılı bir biçimde inceleyeceğimiz Uluslararası Adalet Divanı'nın 96 yılındaki danışma görüşünde de belirtilmiş bir husus. Orada da uluslararası insancıl hukukun temel ilkelerinden olduğunu söylüyor bu divan ve uluslararası teamül hukukun da aslında ihlal edilmez bir ilkesinden olduğunu bahsediyor. Yani orada zaten oradaki çelişkileri söylediğim zaman tekrar gündeme getireceğim. Tabii orantılılık ve gereksiz acıların önlenmesi ilkesi biraz önce de hocamızın söylediği gibi, Burak hocamızın söylediği gibi önemli bir ilke. Yine Uluslararası Adalet Divanı 96 görüşünde bu ilkenin uluslararası insancıl hukuk bağlamında sağlanan bir ilke olduğunu, zaten iki tane ilkeden bahsediyor. Bir tanesi bu, diğeri de sivil nüfusla ilgili biraz önce askeri nüfus, askeri hedefleri ayırt etmek ve bu ikinci olarak da gereksiz acıların önlenmesini divanda göz önünde bulundurmuş ve önem arz ettiğini söylemiş. Hızlıca ilerlemeye çalışmak istiyorum. Aslında bizim konumuz biraz daha artık gelecek olursak nükleer silahların tanımıyla biraz başlamak istiyorum. İlginçtir ki nükleer silahlar uzun yıllardır, yani bir 100 yıla yakın belki gündemde olmasına rağmen herhangi bir tanımı bulunmamakta. Yani Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda ya da divanın yapmış olduğu ya da Güvenlik Konseyi'nin tanımı yok. Fakat silahların kontrolüne ilişkin Brüksel Anlaşması'nın 3 nolu protokolünün 2 nolu eki çerçevesinde böyle bir tanım yapıldığını görüyoruz. Ben şimdi tanımı tek tek okumayacağım. Fakat şunu söylemek gerekir. Nükleer silahlardan anlamamız gereken bir maddenin atom çekirdeğinin fizyon ya da füzyon tepkimeleriyle çok yüksek miktarda enerji açığa çıkarmasıyla oluşan silahlar olduğunu söylüyoruz. Ben bu konuyu çalışmadan önce nükleer silahlar açısı çok fazla kafamda ayırt edemiyordum. Yani kimyasal silahlar, biyolojik silahlar vesaire, onlar bağlamında düşünüyordum. Fakat işin içine girdiğimizde bizim belki çok meşhur bir şekilde bilinen Hiroşima ve Nagasaki'ye atılan ve tarihte kullanılan, bir devlete karşı kullanılan tek nükleer bomba olarak, nükleer silah olarak tarihe geçmiştir. Bu bombaların da sıcaklık ve basıncın güneş merkezindeki sıcaklık ve basınç ile aynı olduğu belirtilmiştir. Şimdi benim bu insancıl hukuk bağlamında ilkeleri ortaya koyduktan sonra nükleer silahların yapısına ilişkin, niteliğine ilişkin bazı hususları söylemem gerekiyor ve bu hususları açıkçası insancıl hukuk bakımından meşruluğunda çok ciddi bizler için veri olacak. Evet, dediğimiz gibi ben bu nükleer atom bombası tarifiyle aslında ilkokul yıllarımızda Türkçe dersimizin ilk ünitesinin ilk konusunda çok net hatırlıyorum. Hiroşimalar olmasın diye bir şiir vardı. Orada ilk defa görmüştüm ve o zamanki aklımda, yani aklıma sığıştıramamıştım. Bir devlet insanlara karşı nasıl böyle bir şeyi kullanabilir? Çünkü çok ciddi etkilerin olduğunu ta o zamandan bu yana biliyoruz. Fakat biraz daha teknik olarak inceleyecek olursak ilk kez dediğimiz gibi 6 Ağustos 1945'te Hiroşima'da kullanılıyor. Ve bakın 80 bin ile 140 bin kişinin ölümüne 100 binden fazla da kişinin ağır şekilde yaralanmasına sebep oluyor. Ve hemen 3 gün sonra da Nagasaki'ye de yine kullanılmış oluyor bu. Ve bununla da devam etmiyor. Nükleer silahları sadece atom bombasıyla sınırlı kalmıyor. Hidrojen bombaları üretilmeye başlanıyor. Ve bakın tarih çok ilginç. 1952 yılında Hiroşima'ya atılan atom bombasının 500 katı gücünde bir bomba üretildiğini gösteriyor ve Pasifik'te bir adada gerçekleştirilen deneme sonucunda adanın yok olmasına sebep oluyor Amerika Birleşik Devletleri. Şu anda bunları söylememin sebebi 1950 yılından bu yana teknolojinin çok ciddi bir biçimde ilerlediğini, çok ciddi biçimde geliştiğini ve yeni silah teknolojilerin, yeni silah modellerinin oluşturulduğunu da göz önünde bulundurursak belki bu sayıları 10'la 100'le çarpmamız gerektiğini kabul etmemiz gerekecek. Yine tabii o dönemde herhangi bir nükleer silahlanma politikasından ziyade caydırıcılık politikası ön planda olduğu için Sovyet Rusya tabii bu noktada başat aktör. Hemen o da nükleer bomba, termonükleer bomba testlerini gerçekleştirmeye başlıyor. Peki şu anda dünyada ne durumda nükleer silahların? Ciddi nükleer silahsızlanma çalışmaları sonucunda ciddi azalsa da çok önemli ölçüde fazla olduğunu hala kabul etmemiz gerekmekte. Çünkü dünyada 30 devlette şu anda operasyonel nükleer reaktör bulunmakta. Ve bunların sayısı toplam 454 ve burada sayısını yazmamış ama 56 tane
Nükleer reaktör de yapım aşamasında. Nükleer silah olarak kullanılmasında 9 devletin nükleer silah sahibi olduğunu biliyoruz. İleride değineceğim NPT sözleşmesi, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi sözleşmesi bağlamında sadece 5 tane daimi üye, Güvenlik Konseyi'ne daimi üye olan ülkelerin nükleer silahlı devlet statüsüne sahip olduğunu ve diğer devletlerin bu statü olmadığını belirtmekle birlikte aktif olarak 9 tane devlet, Amerika, Rusya, Birleşik Krallık, Fransa, Çin, Hindistan, Pakistan, İsrail ve Kuzey Kore'nin toplam 14.465 adet nükleer silaha sahip olduğunu biliyoruz ve ben bu verileri 2018 verileri olduğunu sizlere aktarmak istiyorum. Peki nükleer silahların etkilerini insancıl hukuk boyutunda bağlamında da değerlendireceğiz bunu. Öncelikle nükleer silahların kullanılması sonucunda yükselen sıcaklık deri yanıklarına çok uzak mesafelerde dahi yangınların oluşmasına neden olabilmekte. Yani bugün gün boyunca hocalarımız işte çok belirttiler. İşte herhangi bir yangına yol açan insancıl hukuk, yangına yol açan savaş tekniklerinin ya da bunun gibi tekniklerin insancıl hukuk bağlamında yasak olduğunu söylediler. Açıkçası oradaki söylenenlerinle haddi hesaba gelmeyecek biçimde nükleer silahların etkilerinin olduğunu görüyoruz. Bakın Hiroşima'da ve Nagasaki'de kısıtlı olduğu için ben çok fazla da slide görüyorum, onun için bir uyarıda bulunuyorum. Tamam hocam, çok hızlı ilerleyeceğim. Çok hızlı ilerleyeceğim. Ciddi daha doğmamış çocuklarda dahi insana benzemeden doğduklarını, kemiksiz doğduklarını, şeffaf bir deriyle doğduklarını görüyoruz. Tartışmak istediğim Adalet Divanı danışma görüşü aslında çok orijinal bir karar. Çünkü ilk kez Birleşmiş Milletler Genel Kurulu divana bir soru yöneltiyor. Uluslararası hukuk nükleer silah tehdidine ya da nükleer silah kullanımına her koşulda izin vermekte midir, vermemekte midir diye bir soru yöneltilmekte. Adalet Divanı, Uluslararası Adalet Divanı bu konuyu incelemekte. Bu konu tabii çok tartışmalara sebep olacak bir karar olduğunu öncelikle söylemem gerekiyor. Ve bunu diğer hukuk kuralları, uluslararası hukuk kuralları bağlamında değil, yalnızca madde 2-4 ve madde 51, yani kuvvet kullanma ve meşru müdafaa noktalarında incelediğini görüyoruz. Öncelikle nükleer silah kullanmanın veya da kullanma tehdidinde bulunmanın özgü bir yasak bulunmadığını Adalet Divanı öngörüyor. Ve ardından en tartışmalı olan kararı da meşru müdafaa durumunda nükleer silah kullanımının yasaklayıcı bir hukuk kuralı olmadığını söylüyor. Ve bu da bakın çok 7'ye karşı 7 oyla, yani başkanın ağırlıklı oyuyla kabul edilen bir husus. Ben bu hususu birazcık değerlendirmek istiyorum. Hızlıca değerlendireceğim hocam, tekrar affınıza sığınıyorum. Divanın danışma görüşünde öncelikle insancıl hukuk ile meşru müdafaa hakkını birbirinden ayırdığını görüyoruz. Bunları birbirinden ayırarak değerlendirdiğini görüyoruz. Ve ilk başta genel olarak hukuka aykırı olduğunu söylese de ardından bütün devletlerin varlığını sürdürme hakkından bahsediyor ve meşru savunma durumunda orantılılık ilkesine riayet edilmesi halinde hukuka aykırı olmayacağı görüşünü yer veriyor. Tabii bu aslında kabul edilemez. Niçin? Çünkü meşru müdafaa ve insancıl hukuk bir bütün halinde değerlendirmesi gerekiyor. Birbirinden ayrı. Tabii birisi yani jus in bello ve jus ad bellum olarak ayrı olarak düşünülebilse de yani meşru müdafaa niyetiyle insancıl hukuk kurallarının dolanılmasına ve bunun bir kaçış olarak nitelendirilmesi doğru olmayacaktır. Ve Birleşmiş Milletler Anlaşması'nda 51. maddesi uyarınca meşru müdafaa eylemleri sadece insancıl hukuka uygun olduğu takdirde uluslararası sorumluluk gerektirmeyeceği belirtilmekte. Bazı hakimlerin görüşlerine yer veriliyor. Ben buraları geçiyorum ve sadece önemli olan bir hakim Veramantri'nin gerçekten çok felsefik bir yorum da yaptığını görüyoruz. Ciddi manada bu konuyu ele almış ve hukuk düzenlerinin var olması ve toplumun var olmasını sürdürmesine bağlı olduğunu söylemiş. Ve nükleer silahların bu toplumu ortadan kaldırabilme potansiyeli düşünüldüğü zaman uluslararası toplumu korumaya ve devamını sağlamaya çalışan uluslararası hukukun böyle bir imkana izin vermesinin mantıklı olmayacağını söylemiş. Ve burada ünlü bir hukuk filozofu Rawls'ın cehalet perdesi kuramına da değinmiş. Ve kendilerini yok etme ihtimali bulunan bir silahı hiçbir devlet, ulus kendilerini sahip olamadığı ya da başka devletlerin sahip olduğu bir ihtimali düşünerek meşru kabul edemeyeceğini söylemekte.
Peki nükleer silah bağlamından biraz önce söylediğimiz gibi nükleer insancıl hukuk bağlamında 77 tarihli ek bir protokolünde düşman askerlerinin ölümünün kaçılmaz hale getiren, saldırı sonlandırıldığında acıların artmasına sebep olan, doğası gereği ayrım gözetmeyen ve sivillere korku veren silahların kullanılması yasak. Açıkçası nükleer silahlar bu şartları fazlasıyla bünyesinde barındırdığını görmekteyiz. Ve ayrım kesinlikle gözetmediğini, asker sivil hiçbir ayrım doğası itibariyle gözetmediğini görmekteyiz. Ve bunların aslında kitle imha silahları gibi zaman ve mekanda sınırlandırılamadığını görmekteyiz. Örneğin bir nükleer silahın kullanılması için patlayıcı enerji kullanıldığı andan itibaren artık o silahın kullanılması, sınırlandırılması mümkün olmayacaktır. Ve genel kurulda 81'de nükleer silahı ilk kullanacak devletin en ağır insanlara karşı suçun faili olacağını söylemiştir. Fakat açıkçası kullanıldıktan sonra ilk kullanan olmuş olmamış çok fazla önem arz ettiğini düşünmüyorum. Çünkü geri dönülemez sonuçlara ulaşacağımızı aşikar olduğunu biraz önce de söyledik. Dolayısıyla nükleer silahın hiçbir makul savaş gayesi gütmediği görecektir. Ve aynı zamanda tarafsız devletlere zarar vermeme yükümlülüğünü de ciddi biçimde etkilediğini göreceğiz. Ve bu nükleer silahların etkilerinin genelde radyoaktif etki olduğundan bahsedilir. Fakat yapılan araştırmalarla Cenevre Gaz Protokolü hükümlerine de girdiğini, çünkü insanlar üzerinde partiküller ve maddeler halinde bu noktada bulunduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Peki mevcut çelişkiler nasıl giderilmelidir? Aslında bunu tek bir cümleyle cevap verebiliriz. Tam bir nükleer silahsızlanmayla. Tabii bu konuyla ilgili çok ciddi tartışmalar var. Çünkü nükleer silah sahibi devletleri bu konuya yanaşmadığını görmekteyiz. Yani açıkçası burada bir tutarsızlık var. Fakat bu tutarsızlık salt uluslararası hukuktan kaynaklanmadığını da söylemek istiyorum. Aslında burada uluslararası hukukunun işte işlevselliği tartışmalarına da girilebilir. Fakat şu an girmeyeceğim. Son olarak da dediğimiz gibi nükleer silahsızlanma ile mümkün. Zaten bu NPT'nin 6. maddesiyle de bütün nükleer silah sahibi devletler de aslında tam ve nükleer bir silahsızlanma için iyi niyetli müzakere yükümlülüklerini kendileri de kabul etmişlerdi. Fakat ciddi gönülsüz isteksiz hareketler olduğu gözlemlendi. Daha çok yeni bir şekilde 22 Ocak 2020'de yürürlüğe giren nükleer silahların yasaklanması sözleşmesi aslında bu alanda atılmış en ciddi adım. Fakat bu ciddi adıma NATO ülkeleri ve nükleer silah sahibi ülkeleri, hatta bu silaha maruz kalmış tek ülke olan Japonya dahi şu anda karşı çıkmaktalar. Bu noktada nükleer caydırıcılık doktrininin hiçbir fayda sağlamadığını, aksine nükleer silahlanma yarışını zirveye taşıdığı göz önünde bulundurularak nükleer silahsızlanmanın uluslararası hukuktan kaynaklanmayan, dediğim gibi salt bundan kaynaklanmayan çelişkileri gidereceğini, nükleer silahsızlanmayla mümkün olduğunu söylemek mümkündür. Her şeyi de uluslararası hukuka bırakmamak gerektiği kanaatindeyim. Ve uluslararası politikaların, siyasetin, uluslararası ilişkilerin ciddi manada göz ardı ederek sadece uluslararası hukukun bu sorunun çözmesini beklemek biraz uluslararası hukuka biraz haksızlık olduğunu düşünüyorum açıkçası. Ve bu sözle son vermek istiyorum sözüme, fakat okumayacağım. İnşallah sizler istifade etmişsinizdir. Güzel olmuştur sizler açısından. Süremi eğer açtıysam özür dilerim hocam. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz. Estağfurullah. Yine güzel bir sunum oldu. Faydalandık. Aslında Vermantre'nin görüşünün bir açıdan doğal hukuk anlayışının da bu anlamda ön plana çıkarılması gerektiğini ortaya koyduğunu görüyoruz. Gerçekten biz çok pozitifiz, çalışıyoruz bazen. Tabii pozitif hukuka bağlı kalmak lazım ama biraz önceki sunumda da bununla karşılaştık. Normatif bakış açısını yakalamamız lazım. Yani tamamen pozitivizmle gidilemez. Aslında uluslararası hukuk sorunu çözer, tek başına da çözer. Ama uluslararası hukuku tam anlamıyla olması gerektiği şekliyle yorumlayabilirsek işte biz orada eksik kalıyoruz. Evet. Onu da halletmemiz gerekecek. Ben kendi adıma çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Ve hemen hızlı bir şekilde İsmail Ataş'ın sunumuna geçeceğiz. Ben hemen buradan bakacağım. Otonom silah sistemleri ile ilgili olarak bizlere sunum yapacak. Aslında Mustafa Cansat'ın sunumuyla birlikte ele alındığında bize katkı sağlayacağını düşünüyorum. Yani her ikisinin birbirini tamamlayıcı olacağını. Buyurun, ben sürenizi başlatıyorum. Teşekkür ediyorum. Öncelikle hemen konuya girmek istiyorum. Çünkü süre sınırına olabildiğince uyma amacındayım. Bu bakımdan da açıklamalarımı bulabildiğince kısa tutmaya çalışacağım.
Dediğiniz gibi Sayın Mustafa Canzati'nin de sunumuyla alakalı bir konu. Otonom silah sistemleri aslında teknolojik gelişim ve değişimle bağlantılı olarak son dönemde sıklıkla tartışma konusu olmuştur. Öncelikle otonom silah sistemlerinin tabii evrensel düzeyde tek düzey şekilde kabul edilmiş bir tanımı ve sınıflandırmasının bulunmadığını belirtmekte fayda var. Literatürde ve uygulamada bir karmaşıklık hakim ki bu karışıklığın aslında daha isimlendirme aşamasında başladığında görebiliyoruz. Otonom silah sistemleri ifadesi kullanıldığı kadar katil robotlar, ölümcül otonom robotlar, ölümcül otonom silahlar ya da otonom robotlar gibi farklı isimlerle de ifade edilebilmekte bu silah sistemleri. Bu otonom silah sistemleri tartışmasında tabii büyük rol sahiplerine sınıflandırmada üç farklı kategorizasyonda bulunduğunu görüyoruz. Örneğin insan kontrolünün varlığının boyutuna göre sınıflandırmada insan kontrolünün en fazla olduğu sınıf için Amerikan Savunma Bakanlığı yarı otonom silah sistemleri ismini tercih ederken İnsan Hakları İzleme Örgütü bu kategorizasyonda döngü kavramını kullanarak bu ilk kategori insanın döngünün içinde olduğu sistemler demiştir. Buradaki döngünün ifade ettiği anlamda hedef belirleme ve karar alma sürecidir. Yine Uluslararası Kızılaç Komitesi'ne göre de bu ilk kategori uzaktan kumandalı silah sistemleridir. Kısaca bu ilk kategoriyle ifade edilen türdeki silah sistemi bazı fonksiyonlarını otonom şekilde yerine getirirken, örneğin hedef belirleme gibi, bazı fonksiyonların özellikle ölümcül kuvvet uygulama kararının insan tarafından yerine getirildiği sistemlerdir. Buna günümüzde örnek olarak uzaktan kontrol edilen silahlı insansız hava araçlarını verebiliriz. İkinci kategorimizde ise Amerika Savunma Bakanlığı'na göre insan tarafından gözetlenen otonom silah sistemleri iken İnsan Hakları İzleme Örgütü'ne göre insanın döngünün üzerinde bulunduğu silah sistemleri ve Kızılaç Komitesi'ne göre otomatik sistemlerdir. Bu ikinci kategoriyle ifade edilen sistemlerin karşılığı da otonom çalışan silah sistemlerinin karar aldığı eylemlerin gözetiminden sorumlu bir insan operatörü tarafından iptal edilebilme yetkisinin bulunduğu, yani aslında otonom silah sistemi otonom şekilde çalışabiliyorken verilen kararın geçersiz kılınabildiği silah sistemleridir. Son ve üçüncü kategori için Amerika Savunma Bakanlığı ve Kızılaş Komitesi otonom silah sistemleri ifadesini tercih ederken İnsan Hakları İzleme Örgütü out of the loop, yani insanın döngünün dışında kaldığı silah sistemleri demiştir. Bu sisteme göre de bu sınıflandırmadaki silahlar da bir kere aktive edildikten sonra karar alma süreci ve hedefi angaje olma dahil hiçbir insan müdahalesi gerekmeden bağımsız olarak karar alabilen silah sistemleridir. Bazılarına göre savunma sistemleri ki son dönemde maalesef sıklıkla da gündeme geliyor. Bazılarına göre İsrail'in demir kubbe savunma sistemi ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Phalanx savunma sistemi otonom silah sistemi eşiğini ve niteliğini karşılıyorken bazılarınca bunlar insan gözetiminin otonom silah sistemleri kategorisindedir. Burada kontrolde bir insan bulunmakta, ancak kontroldeki insanın iptal edebilme ve sistemin önerisine cevap verebilme süresinin aslında çok kısa olması bazılarınca bu silah sistemlerinin otonom silah sistemleri olarak değerlendirilmesine yol açmıştır. Otonom silah sistemlerinin gündeme gelme sıklığının tabii artmasıyla hukuki bakımdan endişe ve tartışmalar da doğru orantılı olarak artmıştır. Bu silahlar bakımından tartışılan en önemli nokta tabii silahlı çatışmalarda muhtemel kullanımlarının uluslararası insancıl hukuka aykırı olup olmayacağı meselesi. Burada da önemli üzerinde durulan aslında insancıl hukukun temel ilkeleri de ayrım gözetme ilkesi, orantılılık ilkesi ve özen gösterme yükümlülüğüdür. Bu bakımdan öncelikle bu ilkelere geçmeden önce 1949 Cenevre Sözleşmelerinin ek bir nolu protokolün madde 36'yı da hatırlatmakta fayda görüyorum. Zira savaşlarda kullanılacak yeni teknolojik araç ve silahların öncelikle bir yasal incelemeden geçmesi zorunludur. Örf adet hukukunun da bir yansıması olarak 36. madde yeni silahların ve araçların bir devlet tarafından geliştirilmesi ve kullanılmasının uluslararası hukuk kuralları tarafından yasaklanıp yasaklanmadığını bu devletçe incelenmesini zorunlu kılmaktadır. Şimdi insancıl hukukun ilkelerine göz atacak olursak, öncelikle ayrım gözetme ilkesi 1949 Cenevre Sözleşmelerinin ek bir nolu protokol madde 48'de, 51'de ve 52'de yansımalarını bulan bir ilkedir. Yine Uluslararası Adalet Divanı'nın 1996 nükleer silahlar hakkında danışma görüşünde de belirtildiği üzere insancıl hukukun kardinal, yani en temel ilkelerinden biridir. Burada ayrım gözetme ilkesini aslında iki farklı açıdan incelemeyi daha yerinde gördüm. Öncelikle silahların doğası gereği, niteliği gereği ve kullanımı gereği iki açıdan inceleyeceğim. Bir silah kendiliğinden niteliği ve doğası gereği ayrım gözetme kabiliyetine sahip olmayabilir.
kendiliğinden bir silah spesifik bir hedefe yöneltilemiyorsa, yani doğası gereği silah ayrımda bulunamıyorsa ve sonuçları kontrol edilemeyecek düzeyde ise o silah niteliği gereği uluslararası hukuka aykırı kabul edilmekte. Buna örnek olarak verebileceğimiz silahlar ise kimyasal silahlar, kalıcı körlüğe yol açan lazer silahlar ve biyolojik silahlar sayılabilir. Otonom silah sistemlerinin öncelikle bu nitelikte olmadığı kabul edilmekte, ancak tabii niteliği gereği bir aykırılık bulunmayan ve teşkil etmeyen silah sistemlerinin kullanım bakımından da incelenmesi zorunludur. Ayrım gözetme ilkesinin kullanım aşamasına, kullanım evresine gelecek olursak, kullanımı sırasında siviller ile savaşanların yanında sivil hedefler, mülkler ve askeri hedefler arasında muhakkak ayrım yapılmalı, saldırılar sadece askeri hedeflere yönelik olmalıdır. Diğer bir ilkemiz ise orantılılık ilkesidir. Bu da bir saldırı sonucu umulan askeri avantaja göre muhtemel sivil kaybının bir dengede olmasını, bu ikisi arasında bir orantı kurulmasını şart koşar. Yine ek bir nolu protokol madde 51 fıkra 5'te ve 57 fıkra 2'de yansımalarını bulmuştur. Bu bakımdan burada değineceğimiz son ilke olan özen gösterme yükümlülüğü de saldırı sürecinin planlanması ve yürütülmesinde tüm aşamalarda sivillerin mümkün olduğunca korunması adına her türlü önlemin, özenin gösterilmesini ve her türlü gerekli önemin alınmasını şart koşar. Bir hedefin asgari hedef olduğundan son aşamaya kadar emin olunmalıdır. Bu ilkeler çerçevesinde aslında otonom silah sistemlerini kısaca değerlendirecek olursak, öncelikle ayrım gözetme ilkesi bakımından otonom silah sistemlerinin insan kontrolü olmadan kullanımının çoğu durumda, özellikle günümüz modern çatışma durumlarını göz önüne aldığımızda, ayrım gözetme ilkesine uygun kullanımları pek mümkün gözükmemekte. Çünkü günümüzde savaşanların çoğu aslında sivillerin arasında karışabilmekte ve yine siviller de zaman zaman aktif savaşan olarak çatışmalara da katılabilmektedir. Orantılılık ilkesi bakımından bu ülkenin tabii gerekliliği ayrım gözetme ilkesine göre aslında çok sayıda daha fazla senaryo içerisinde barındırır. Bu sayısız senaryoda her duruma göre subjektif ve öznel bir değerlendirmenin yapılması şarttır. Sayısal değerlendirmenin yanında tabii niteliksel bir değerlendirme de bu bakımdan muhakkak gereklidir. Özen gösterme ilkesi açısından da özen gösterme yükümlülüğü sürekli uyulması ve değerlendirmesi gereken bir ilkedir. Otonom silah sistemlerinin insan kontrolü olmadan bu ülkeyi de karşılaması en azından yakın gelecekte çok mümkün gözükmemektedir. Çünkü bu ülkenin değerlendirilmesi de çok çabuk ve tahmin edilemeyecek şekilde değişen durumlarda hızlı tepki verilmeyi ve öznel değerlendirmede bulunabilmeyi gerekli kılar. Tüm bu ülkeler çerçevesindeki tartışmalarda insan kontrolü unsuru ana konu olarak belirmiştir. Otonom silahların tanımlanmasında başta da belirttiğim üzere uzlaşı hakim değildir. Ancak bunun aksine insan kontrolü konusunda genel bir konsensus hakimdir. Devlet uzmanları toplantılarında silahların insan kontrolüne tabi olması gerekliliğinde bir konsensus oluşmuştur. İnsan kontrolü sunulmaya konseptinin biraz daha kısaca detayına inecek olursam, öncelikle insan kontrolü bir konsept olarak farklı adlandırmalarla tartışılmış ve ortaya konulmuştur. Anlamlı insan kontrolü, uygun seviyede insan takdiri, etkili insan yargısı gibi çeşitli konseptler belirtilmiştir. Bunların arasından uluslararası toplumda ve tartışmalarda en ilgiyi çeken konseptin anlamlı insan kontrolü olduğunu belirtmekte fayda var. Anlamlı insan kontrolü konsepti ilk kez İngiliz bir hükümet dışı kuruluşu olan Article 36 tarafından ortaya atılmıştır. Bu konseptin ortaya atılmasıyla tabii çeşitli sorular da gündeme gelmiştir. Örneğin anlamlı insan kontrolü nedir? Bu kontrolü anlamlı kılan nedir? Anlamlı kelimesinin ifade ettiği husus nedir? Gibi sorular sorulmuş. Hem 1980 belirli konvansiyonel silahların yasaklanması ya da kısıtlanması sözleşmesine taraf devletlerin toplantılarında, hem de bu toplantıların bir uzantısı olan devlet uzmanları toplantılarında sıklıkla tartışılmıştır. Konsepti ilk ortaya atan İngiliz hükümet dışı Article 36'a göre anlamlı insan kontrolü için 3 temel unsur gerekmekte. İlk unsur daha tasarlanma aşamasının başında. Teknolojinin tahmin edilebilirlik, güvenilebilirlik ve şeffaflık kriterlerinin karşılanmasının sağlanması. Yani silahın kullanımının nasıl sonuçlar verileceği hakkında kontrolde bulunacak kişinin eğitim ve bilgi seviyesinin sağlanması ve silah sisteminin insan dahiliyetini efektif kılmak adına operatörü anlayabileceği, yorumlayabileceği bilgileri verebilme kabiliyeti. İkinci unsur yeterli bilgi unsuru. Kontrolden sorumlu ve kişi ve saldırıdan sorumlu diğer kişiler saldırının planlanmasından sorumludur. Hedef bölge hakkında yeterli durumsal bilgiye, neden spesifik olarak o hedefe angaje olunduğuna ve silahın kullanımının muhtemel sonuçları hakkında yeterli bilgiye sahip olunmalıdır. Üçüncü unsur ise yeterli zaman unsuru, insan eylemi için yeterli zaman konusu. Saldırıyı başlatmak kontroldeki kişinin tabii ki aktif bir kararını ve eylemini gerektirmelidir.
Yine saldırıya müdahale etmek gerektiğinde de zamanında müdahale ve iptal yetkisi için yeterli sürenin bulunması şarttır. Burada tabii belirtmek gerekir ki insan kontrolünün her çeşidi efektif değildir. Burada güzel bir örneği belirtecek olursak, kontrolden sorumlu operatör denetimi eğer başka hiçbir bilgi almadan sadece örneğin bir ışık yandığında bir düğmeye basmaktan ibaretse bu kontrolün tabii ki anlamlı bir kontrol olduğunu söyleyemeyiz. Burada operatörün saldırılan hedefin bulunduğu bölgesi bağlamında durumsal bir farkındalığa sahip olması zorunlu gözükmektedir. Yine insan kontrolünün sadece silah sisteminin aktive edilme ve kullanma aşamasında değil, silah sisteminin yaşam döngüsü boyunca olabileceğini ve insan makine arayüzü ve etkileşiminde bazı temas noktalarıyla, bazı touch pointlerle insan kontrolünün pratikte sağlanabileceği 2018 yılı devlet uzmanları toplantısında Elçi Sinkil tarafından belirtilmiştir. Buradaki bu belirtmenin unsuru, anlamlı insan kontrolünün teoride kaldığı ve pratikte uygulamaya yansıyamayacağı endişesidir. Başlıca temel noktalarını belirtecek olursak, dört temel noktası belirtecek olursak, ilki örneğin araştırma ve geliştirme aşaması, ikincisi deneme, değerlendirme ve onaylama aşaması, üçüncüsü kullanma, emir ve kontrol mekanizmasının test edilme aşaması ve dördüncüsü de kullanma aşaması olarak karşımıza çıkmakta. Bu aslında insan makine etkileşiminin düzgün bir tarifi ve kuruluşudur. Ki yansımasını da yumuşak hukuk olarak niteleyebileceğimiz devlet uzmanları grubu tarafından da 2019 yılında kabul edilen ölümcül otonom silah sistemleri hakkında rehber ülkelerde de yansımasını bulmuştur. 11 rehber ülkeden oluşan bu belgede 2. ve 3. ülkelerde life cycle yani yaşam döngüsü kavramını bulabiliriz. Buna tabii değinmeyeceğim süren bağlamında. İnsan kontrolü otonom silah arasındaki etkileşim tabii her çeşit silah ve her çeşit kullanım olasılığı için tek düze bir formülden ziyade farklı silah ve kullanımlar için farklılaştırılmış seviyelere göre kullanım politikaları öngörmek ve bu sınıflandırmada uluslararası çeşitli bir kullanım politikalarını farklılaştırmak uluslararası alanda bir düzenlemeyi aslında daha mümkün kılmaktadır. Çünkü anlamlı insan kontrolü konseptinin de teoride kaldığını belirtenlerin çoğu bu konseptin tek düze bir şekilde bütün silahlara uygulanmasının zorluğundan bahsetmektedir. Bu bakımdan öncelikle önerilen ve ideal olan kontrol seviyeleri için 5 farklı sınıflandırma yapılmıştır. İlk sınıflandırma insan kontrolünün en hakim olduğu sınıf ve kontrol seviyesidir. İnsan operatörü hedefleri belirler ve saldırı başlatır. İkinci sınıf, otonom silah, alternatif hedefleri önerir ve belirler ancak insan operatörü hangisine saldıracağını seçer. Üçüncü sınıf, otonom silah hangi hedefe saldıracağını seçer ancak saldırının başlatılmasından insan operatörünün onayının alınması zorunludur. Dördüncü sınıf otonom silah hangi hedefe saldıracağını seçer ve insan operatörünün bunu veto edebilmek için süresi ve yetkisi bulunmaktadır. Ve son sınıf aslında tam otonom silah sistemleri olarak belirleyeceğimiz kontrol politikası seviyesi otonom silah insan müdahalesi olmadan hedefi belirler ve saldırıyı başlatır. Burada 5. seviyenin yani hiçbir insan dahiliyeti olmayan kullanım seviyesinin genel bir kullanım politikası olarak kabul edilebilmesi çok mümkün gözükmemekte. 3. ve 4. seviyeler için burada insan operatörüne saldırı onaylamak ya da iptal etmek için çok kısıtlı bir sürenin verilmesi de o kontrolü yine anlamlı olmaktan çıkaracak bir unsurdur. Çünkü otomasyon önyargısı diye bir kavram bulunmaktadır. Bu kavrama göre bilgisayardan gelen çoğu komutun doğru olduğunu, çoğu verinin doğru olduğunu ve iyice incelemeye gerek bulunmadığı yargısı ki tarihte de tatsız örneklerini görebileceğimiz bu otomasyon önyargısını ifade eder. Bu sebeple 3. ve 4. seviyenin genel politika olarak kabul edilebilmesi otomasyon önyargısına yol açabileceği endişesi göz önüne alınarak tartışılmalıdır. İlk 2 seviye bu bağlamda genel politika açısından ideal seviyeleri ifade etmektedir. Burada tabii önerilebilecek durum 1. ve 2. seviyenin genel politika olarak kabul edilmesi, diğer seviyelere ise kullanım istisnaları, kullanım ve çeşit silah çeşidi istisnaları ve bu istisna kapsamına alınabilecek kullanım ve silah çeşidi çeşitleri uluslararası düzeyde tanınır ve anlaşılır ise, eğer üzerinde bir konsensüs oluşur ise tanınmalıdır. Çünkü burada diğer seviyelerin de yani 1. ve 2. seviye hariç diğer seviyelerin de bazı spesifik durumlarda kullanılabilirliği, örneğin bazı spesifik savunma amaçlarıyla ya da antimateryal kullanımlarda ya veya sivillerin bulunmadığı ya da bulunmasının çok düşük olduğu yerlerde kullanılabilirliği de göz önünde bulunmalıdır.
Bu alanda yine tabii yatırım yapan ve öncü olan uluslararası arenada da sözü geçen devletlerce aslında uluslararası bir düzenlemeye daha sıcak bakılabilmesi adına bu seviyede farklılaştırılmış kontrol politikaları öngörmekte bu bakımdan önem arz etmektedir. Son olarak otonom silah sistemlerinin kısaca kullanım avantaj ve dezavantajlarına değinecek olursam, iddia edilen dezavantajların başında çatışmalara girme caydırıcılığını ve eşiğini düşürebilme endişesi gelmektedir. Elbette insan kontrolü uzaktan kontrol edilen bu silah sistemlerinin belirlediğimiz politikalar çerçevesinde asgari can kaybını azaltacak olması bir avantaj olarak görülebilecektir. Ancak bu husus avantaj olarak görülebilecek ise de bu politika ve bu politik ve askeri aktörler bakımından çatışmalara girme eşiğini de düşürebilecektir. Bir diğer belirtilen dezavantaj ise en nihayetinde teknolojik bir cihaz olarak bu silah sistemlerinin de bazen arıza ya da tahmin edilemeyen şekilde davranabilme ve hareket edebilme potansiyelidir. Yine aynı şekilde teknolojik bir cihaz olarak bu silah sistemlerinin de siber saldırılara özellikle günümüzün teknolojisiyle maruz kalabilme ihtimali de sayılan bir diğer dezavantaj olarak karşımıza çıkmaktadır. Askeri açıdan avantajları gelecek olursam eğer kısa hızlı bir şekilde toparlayabilirsek sevinirim. Tabii belirttiğimiz kontrol politikalar çerçevesinde kullanımda belli başlı muhtemel avantajlarından öncelikle ilki insancıl hukuk ilkelerine insanlardan daha fazla uyabilme potansiyeli barındırdığı gerçeğidir. Çünkü veri işleme hızı ve isabet oranı bu ihtimali bizim göz önüne almamızı zorunlu kılmakta. Bir diğer avantaj askeri açıdan sonuç olarak bu sistemlerin birer robot olmasıdır. Yani insanlar gibi acıkmazlar, uyku ihtiyaçları bulunmaz, çevresel koşullara yani çok sıcak, çok soğuk durumlara karşı uyum sorunları bulunmaz, duyguları yoktur, panik, korku ve endişeye kapılmazlar. Ki aslında burada önemli, üzerinde durulması gereken savaşın psikolojik boyutudur. Yani savaşın psikolojik boyutu düşünüldüğünde bir askeri personelin intikam duygusuyla ya da daha farklı duygular ve insancıl hukuka aykırı eylemlerde bulunabilme potansiyeli göz önüne alınmalıdır ki tarihte de tatsız örneklerini çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Yine askeri bakımdan insanların girmesinin çok zor ya da imkansız olduğu alanlarda ve çevrelerde de kullanma ihtimali bulunabilecektir. Süremi de dikkate alarak kısaca toparlayacak olursam, otonom silah sistemlerinin bir insan kontrolü altında kullanılmasında genel bir kabul bulunmaktadır artık uluslararası düzeyde günümüzde. Bu anlamlı insan kontrolünün tüm otonom silah sistemleri çeşitleri ve tüm kullanım ihtimalleri için tek düze bir formülden ziyade farklılaştırılmış seviyelerdeki kontrolü farklı kullanımlar için öngörmek hem uluslararası bir düzenlemenin daha kolay yapılabilmesine hem de günümüz gerçekliğiyle daha iyi uyum sağlayacaktır. Zira muhtemel avantajlarını her açıdan kabul ettiğimiz bu silahların askeri anlamda devletlerce isteneceği de su götürmez bir gerçektir. Bu sebeple doğrudan genel bir yasaklamadan ziyade farklılaştırılmış politikalar ve detaylı bir düzenlemenin daha yerinde olduğunu düşünmekteyim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Süreme olabildiğince uymaya çalıştım umarım. Evet, biz çok teşekkür ederiz. Güzel bir sunumla yine karşılaştık. Gerçekten kompakt, çok güzel bir bilgilendirme oldu bizler için de. Mustafa Cansat'ın sunumuyla birlikte sizin sunumunuz tabii belirli açılardan da birbirini tamamlayıcı oldu. Ben tahmin ediyorum, şimdi sözü vereceğim tabii Muhammed Dağla Kağan bize silahlı insansız hava araçları üzerinden bir sunum yapacak, insancıl hukuktaki yeri bakımından. Onun da belirli ölçüde bunları kalan bir iki boşluğu da dolduracak şekilde katkısı olacağını düşünüyorum. Şimdi sözü yine kendisine bırakıyorum. Süreniz 15 dakika, buyurun. Öncelikle teşekkür ederim Gökhan hocamıza ve ANASAM'a bize bu fırsatı tanıdığı için ve bilhassa Ali İbrahim hocamızın moderatörlüğü üstlenmesi bizim için güzel bir tecrübe oluyor. Öncelikle teşekkür ederim. Ben aslında İsmail hocamla Mustafa hocama teşekkür ederek başlamak istiyorum. Çünkü açıklamam gereken birçok şeyi onlar açıkladılar. O yüzden ben de hem süreye riayet edebilmek için hem de daha net başka şeyleri açıklayabilmek için bazı yerleri pas geçeceğim. Ben bugün uluslararası insancıl hukuk bağlamında silahlı insansız hava araçlarının kullanımını anlatacağım. Öncelikle sunum planından bahsetmem gerekirse İHA ve SİHA kavramları, SİHA'ların uluslararası kurallara tabiyeti ve SİHA kullanımının hukuki boyutunu inceleyeceğim. Ardından da değerlendirme ve sonuç bölümüne geçeceğim. Mustafa hocamızın da bahsettiği gibi aslında gerek silah tanımında gerek de insan savaşçının tanımında sabit bir kriter yok.
bazı manuals'larda ya da doktrinde bazı tanımlar görebiliyoruz. Bu derlemelerden yapabileceğimiz tanım şu, öncelikle bir insan hava aracı tanım yapmamız lazım. Bu bağlamda insan hava aracını nasıl tanımlayabiliriz? Uzaktan kontrollü ya da otonom bir şekilde uçabilen, araç içinde bir operatöre ihtiyaç duymayan, tamamen havacılık teknolojilerinden yararlanan, işte radar, kamera ve uçuş görev kontrolü, yapay zeka modülü gibi. Aynı zamanda aerodinamik uçuş gerçekleştiren ve farklı misyonlar üstlenebilen araçlara insan hava aracı diyebiliyoruz. Burada neden farklı misyonlar diyoruz? Çünkü aynı zamanda hava araçları işte farklı bilimsel amaçlarla, askeri olarak yine istihbari amaçlarla, silahlı bir şekilde olmayacak şekilde, işte orman yangınından ya da işte çevresel felaketi incelemeye kadar birçok alanda kullanılıyor. Peki bu tanımın üstüne silahlı insansız hava aracı için ne söyleyebiliriz? Tabii ki öncelikle askeri amaçlı bir şekilde dizayn edilmiş olması gerekiyor. Ve faydalı yük olarak silah taşıması ya da silah eklentisi taşıyabilmesi gerekiyor. Angajman yapabilmesi, güdümlü ya da serbest atış yapabilmesi ve silahlı operasyon kabiliyeti olması gerekiyor. Yukarıdaki insan hava aracının tanımının üstüne bunları söyleyebiliriz. Peki SİHA üretmek, kullanmak, satmak veya satın almak hususi bir uluslararası kısıtlamaya tabi mi hukuk bakımından? Bu yönde net yasaklayıcı kurallar mevcut değil. Birleşmiş Milletler Silah Ticareti Kontrol Anlaşması'nda hususi bir SİHA kısıtlaması yok ya da bir şekil belirtilmiyor. Ayrıca füze teknolojisi kontrol rejiminde kategori 1 madde 1 ve kategori 2 madde 19'da İHA'ların tanım yapılıyor ve burada da SİHA'ların herhangi bir daraltıcı alana hapsedilmediğini görüyoruz. Keza yine NATO için önemli bir rejim olan Wassenaar rejiminde özellikle çift kullanımlı malzeme, bunu açıkçası biraz açıklamak istiyorum. Hani özel bir amaca tahsis gibi gözüküp aynı zamanda askeri amaçla kullanılabilen malzemelere, askeri araçlara çift kullanımlı malzeme diyoruz. Bunlar genelde özel teknoloji ürünleri oluyor. Wassenaar rejiminde de SİHA'lara ilişkin herhangi bir özel teknoloji rejimi kısıtlaması bulunmuyor. Bununla alakalı buralarda bulunmuyor tabii ama ülkelerin bunlar çok kritik teknolojiler ve altyapılar olduğu için kendi kısıtlamaları var. Amerika'nın ITRE ve ERE gibi kısıtlamaları, Türkiye'nin de 5201 sayılı kanun ve her sene tekrar güncellenen bir malzeme listesi var. Bunlar kritik ürünler olarak kabul edildiği için kısıtlamalara tabi. Fakat buradan da anlaşılacağı üzere genel kabul görmüş işte insancıl hukuk kuralları ya da uluslararası genel uluslararası hukuk kuralları bağlamında herhangi bir kısıtlama mevcut değil. Ben bu meseleyi biraz daha Cesat Bellum konusundan başlayarak açmak istiyorum. Çünkü SİHA'ların genelde kullanımıyla alakalı farklı cephelerden yaklaşılıyor. Yapay zeka boyutu var. Devletlerin kendi aralarında gerçekleştirdiği çatışmalarda, örneğin Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki olduğu mesele gibi, bir de terör örgütlerine karşı ya da devlet dışı organizasyonlara, terör örgütlerine karşı kullanılan SİHA'lar, operasyonlar var. Bir de iç güvenliği sağlamak üzere kullanılan bir İHA şeyi var, formülizasyonu var. Öncelikle kuvvete başvurma hakkı bağlamında bu meseleyi biraz açmak istiyorum. Zaten Birleşmiş Milletler Anlaşması'nda kuvvet kullanma yasağı tanımlanıyor ve meşru müdafaa hali de keza 51. maddede tanımlanıyor. Meşru müdafaa kavramından çok kısaca bahsedersek bir saldırının varlığı gerekiyor. Önleyici meşru müdafaa halinin de varlığı mümkün. Amerika zaten çoğunlukla SİHA saldırılarını Somali'de ve Yemen'de önleyici meşru müdafaa kapsamında gerçekleştirdi. Türkiye'de keza Suriye'deki SİHA müdahalelerine ve Irak'ta gerçekleştirdiği bazı müdahaleleri önleyici meşru müdafaa kapsamına sokuyor. Devlete ya da devlet dışı aktörlere isnat edilen bir saldırı olması gerekiyor meşru müdafaanın. Keza yine SİHA'lar için de bu şekilde bir meşru müdafaa yapılabilir. Herhangi bir devletten doğrudan bir saldırı varsa SİHA ile müdahale edilebilir. Ya da devlet dışı örgüt, işte terör örgütü gibi bir harekete de bu şekilde, eğer gerçekten terör örgütü de mücadelesinin meşru olması tartışmalı olsa da bu konuda doktrinde farklı görüşlere göre bu isnat edilebiliyor. Yani bu aktöre isnat edip müdahalede bulunabiliyor. Peki her türlü ne olması gerekiyor? Müdahalenin orantılı ve gereklilik, orantılı olması ve gereklilik arz etmesi gerekiyor. Bu sınırlar meşru müdafaanın bildiğim üzere sınırları.
Peki biraz da bu işin rejim boyutuna bakarsak, nerede uluslararası hukuk, nerede insancıl uluslararası hukuk, nerede insan hakları hukuku ve nerede yerel hukuk uygulanacak? Bunlar genelde, biraz bugün bunlardan bahsetmek istedim. Çünkü bunlar genelde iç içe geçmiş meseleler ve hocalarımızın da önceden bahsettiği üzere net kavramlar olmadığı için, gerek terör kavramı, gerek silahlı çatışmaya kavramı, gerek silah kavramı, o yüzden bunlar biraz havada kalıyor. Fakat bazı çıkarımlar yapabiliyoruz. SİHA kullanımı bir meşru müdafaa hakkı kapsamına değerlendirilmiyorsa, yani Birleşmiş Milletler'in 51. maddesi kapsamına değerlendiremiyorsak ve yine uluslararası insancıl hukukun temel şartlarından bir tanesi olan silahlı çatışma niteliği yoksa, bunu yine böyle tanımlıyorsak, uluslararası hukukun bir ihlali anlamına geliyor. Burada bir insancıl hukuk ihlali aslında olmuyor. Uluslararası hukukun doğrudan ihlali olmuş oluyor. Az önce de bahsettiğim gibi terörle alakalı bir silahlı çatışma olarak kabul edecek miyiz, etmeyecek miyiz bir tartışması var. Bu kapsamda bunu kabul edip etmemek tartışmalı. O yüzden bunu da eğer terörle mücadeleyi de silahlı çatışma olarak kabul edersek böyle bir sorunumuz kalmıyor. Ülke içerisinde terör ve güvenlik tehditleri mücadele kapsamında SİHA kullanıyorsa, yani Türkiye'nin PKK'ya kullandığı gibi ülke içinde kullanıyorsa, burada da keza yine bazı ilkeler var. Bu tehdit mutlak olmalı. Karşıdaki tehlikenin büyük ve savaşan gücün bir ordu şeklinde, ordumsu bir şekilde teşkilatlanması gerekiyor ve büyük bir güç olması gerekiyor. Ve SİHA ile müdahale harici engellenemeyecek bir tehlike ortaya çıkıyorsa aslında bir hedef alarak öldürme ya da bir SİHA operasyonu yapabiliyoruz. Burada da kesinlikle hem yerel hukuk kurallarına uygunluk gerekiyor hem de insan hakları kurallarına uygunluk gerekiyor. Yani doğrudan bir insancıl hukuk kuralları aktif olmuyor. Fakat yine insan hakları ve yerel hukuk kurallarını burada dikkate almamız gerekiyor. SİHA kullanımında eğer gerçekten uluslararası insancıl hukuk bağlamında bir silahlı çatışma olarak kabul ettiğimiz bir durum mevcutsa, bu şartlar sağlanmışsa ve yine meşru müdafaa hakkı kapsamında dahil edebilecek bir silahlı bir saldırı varsa, burada artık savaş kurallarının geçerli olacağını söyleyebiliriz ve burada da yine insancıl hukuk kuralları uygulanacaktır. Zaten bu son üzerinden geçtiğim noktalar biraz da Jacin Bello üzerinden bir hareketti. Bildiğiniz üzere silahlı çatışmalarda insancıl hukukun temel prensiplerini gözetmemiz gerekiyor. Bunlar nedir? Hedef muhakkak savaşçı taraflardan birisi olmalıdır. Yani savaşçı taraflar arasında bir çatışma olmalıdır. Sivil insanlar, sivil yerleşim yerleri ve teslim olanlar, bu da tartışmalı olmakla birlikte, hedef değildir. Ve muhakkak gereksiz acı vermemeye dikkat edilmeli ve müdahale kesinlikle buna yönelik olmalı. Şayet bir SİHA operasyonu savaşçılardan ziyade sivilleri hedef alıyorsa, sivil yerleşim yerlerini alıyorsa ve oranın altyapısını çökertmeye yönelik bir saldırıda bulunuyorsa, bunda insancıl hukuk bağlamında bir ihlal oluşturduğunu söyleyebiliriz. Peki insancıl hukuk kapsamında bir SİHA saldırısı ya da SİHA kullanımı gerçekleştirilecekse neler gerekli? Öncelikle bildiğimiz üzere 3 klasik ilkenin varlığını aramak zorundayız. Gereklilik ilkesi. Gereklilik ilkesinden kastımız askeri gereklilik ilkesi. Muhakkak askeri güçlere yönlenmiş olacak ve askeri anlamda bir avantaj sağlayacak olması gerekiyor SİHA saldırısının. Orantılılık ölçülük ilkesi de beklenen askeri faydayla sivil kayıp ya da sivillere yönelik verilecek zararın orantılı olması ve bunun olabildikçe engellenmesi olarak tanımlayabiliriz. Bunlar Cenevre Sözleşmeleri'nde bahsedilen ilkeler ya da sivil tanımlarının belki de yapıldığını da söylemişti hocalarımız. Aynı şekilde buralarda bulabiliriz. İnsancıl hukuk tarafından yasaklanmış silahlar kesinlikle SİHA'larda kullanılmamalıdır. Yani sanki buraya kadar geldiğimiz noktada SİHA'ların kullanımının biraz daha serbest olduğunu söyledik. Fakat fosfor bombaları gibi, öldürücü napalm bombaları gibi bazı bombaların kullanımı yasaklandığı için aynı şekilde SİHA'larda da gerekli.
orantısız SİHA faaliyetleri gerçekleştirdiği zaman bildiğiniz üzere hocalarımız bahsettiler. Otonom, yarı otonom sistemler var. Ve bunun haricinde tamamen pilot ve operatör kontrolünde olan SİHA'lar var. Ve bunlar bir ateşleme, bir hedefi yok etmek fırsatı ellerine geçirdikleri zaman komuta zincirinden onay alıyorlar. Ve bu yüzden burada da eğer bir orantısızlık sonucu sivil kayıplar olursa burada bir sorumluluk doğacağını çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Peki daha uç bir noktaya olayı taşırsak nereye taşıyabiliriz? Hedefi belirsiz saldırılar, halı bombardımanı gibi, işte sivillerin imhası, yasaklı silahların kullanımı, aşırı güç kullanımı neticesinde ağır sivil kayıplarının gerçekleştirmesi de bu kapsamda savaş suçuna dahil edilebilir. Son ülkemiz ayırt etme ilkesi. SİHA'larla alakalı belki de en çok tartışılan, en çok üstünde durulan ve hatta tabiri caizse cerrah hassasiyeti tabiriyle övünülen bir mesele var bildiğimiz üzere. SİHA'lar daha hassas operasyonlar yapabiliyorlar ve bunun doktrinde karşılığı ayırt etme ilkesi bağlamında karşımıza çıkıyor. Asker savaşçı, sivil ayrımı, askeri bölge, sivil bölge, işte sivil eşya, sivil mal, askeri nitelikli eşya, askeri nitelikli mal ayrımları genelde hava saldırılarında çok gözetilebilen şeyler değil. Dediğimiz gibi bazı yasak müdahale imkanları var. SİHA'larda bu biraz daha iyi çünkü güdümlü füzeler kullanabiliyorlar, kameralarla işaretleme yapabiliyorlar. SİHA'larda ayırt etme ilkesinin daha işler bir halde olduğunu ve o yüzden hatta insancıl hukuk bağlamında daha da önemli ve hassasiyet sağladığını söylüyorlar. Ayırt etme ilkesinin görünümü olarak ne söyleyebiliriz? Ayrım olmaksızın sivil insan ve sivil eşyalar kesinlikle hedef olmamalıdır. Cenevre Sözleşmesi'nde belirtildiği gibi. Sadece askeri eşyalar, askerler, yani çatışanlar, savaşanlar işaretlenebilir ve yok edilebilir. Ve çatışmaya direkt müdahil olan siviller hedeflenebilir. Bu hususta doktrin de biraz tartışmalı. Çünkü bilhassa özellikle Fransa'nın Suriye'de gerçekleştirdiği İHA operasyonlarında Fransa'nın bu tip iddiaları oldu. Bazı sivillerin DAEŞ'e katıldığını, işte DAEŞ'e destek verdiğini falan söyledi. Keza Somali'de Şebap'a karşı yapılan hava saldırılarında da benzer iddialar oldu. O yüzden henüz bu direkt müdahil olma meselesi ne ölçüdedir? O yüzden bu da bir belirsizliğini koruyor. Özetle söyleyebiliriz ki askerler ve askeri eşyalar daha net bir hedef olarak insancıl hukuka uygun şekilde müdahaleye açık diyebiliriz. Az önce de belirttiğim gibi sivil zayiatın minimum olduğu operasyonlar genelde SİHA operasyonları oluyor. Bunun bir yansıması da şu aslında, siz kendi SİHA sisteminizi kurduğunuz zaman dünyanın üzerinde her yere operasyon yapabiliyorsunuz. Burada karşımıza çıkan sorun şu oluyor. Siz her yere müdahale etme hakkını kendinizde tutuyor musunuz? Söz gelimi Amerika, Afganistan, 11 Eylül'den sonra Afganistan'a meşru müdafaa kapsamında saldırdı. Keza Şebap'a aynı şekilde Somali'de müdahalede bulunuyor. Ve tamamen neredeyse şu an yapılan operasyonların çoğu SİHA operasyonlarına döndü ve ciddi sivil katliamları gerçekleşti bu operasyonlarda. O yüzden bu mesele de tartışmalı olarak karşımıza çıkıyor. Peki özet olarak bir SİHA'nın uluslararası insancıl hukuk bağlamında nasıl değerlendirebiliriz? Muhakkak yine uluslararası insancıl hukuk kuralları bağlamında bir silahlı çatışma olarak kabul edilmesi gerekiyor. Gerekli ölçülük ve ayırt etme ilkelerine uygun şekilde hareket edilmesi gerekiyor. Sözleşmeler ve teamülde yasaklanan eklentiler ve silahlar kesinlikle kullanılmaması gerekiyor. Sivillere yönelik kasıtlı kitlesel katliamlar ya da gereksiz acı verilmemesi gerekiyor. Bu şartlar sağlandığı zaman aslında silahlı İHA'nın kullanılması insancıl hukuka aykırı olarak kabul edilmez. Sonuç olarak silahlı çatışmanın olmadığı durumlarda SİHA kullanılıyorsa uluslararası insancıl hukuktan ziyade ilgili yerel hukuk ve uluslararası insan hakları hukukuna bakmamız gerekiyor. Doktrindeki genel
Görüş böyle. IFCR'ın görüşüne göre ise hususen alanın incelenmesi gerekiyor. Ve orada gerçekten bir insancıl hukuku ilgilendiren bir durum var mı? Buna bakılması gerekiyor. Bunun örnek olarak da Suriye'yi gösterebiliyoruz. Suriye'de şu an bir belirsiz bir savaş hali var. Ve birçok ülke Suriye'de operasyonlar yapıyor farklı gerekçelerle. Buradaki durum farklı bir ülkeden buraya yapılan müdahale hangi kapsamda ele alınmalıdır? Burada sivillerin zarar görmesi insancıl hukuk kapsamında mı ele alınmalıdır? Yoksa uluslararası hukuk ya da insan hakları hukuku ihlali bağlamında mı değerlendirmelidir? Bunlar henüz tartışmalı. Az önce de bahsettiğimiz gibi Birleşmiş Milletler Şartı'nın 50. maddesinde herhangi bir uygunluk sorunu yok. Devletler arası mücadelede SİHA'lar aktif olarak kullanılabilir. Terörizm meselesinde terörizmin silahlı çatışma olarak kullanıp kullanılmayacağı, silahlı çatışma olarak ele alınıp alınmayacağı tartışmalı. Terörizmi silahlı çatışma olarak kabul etmeye doktrinde pek yanaşmıyorlar. Bazıları buna daha mümkün bakıyorlar. Çünkü devletler kendi içindeki siyasi tartışmaları ya da bağımsızlık hareketlerini terörizm olarak tanımlayıp aslında kendi halk üzerinde SİHA'ları kullanabiliyor. Bu sebeple doktrinde iki farklı görüş var. Türkiye'de buna yönelik bazı itirazları olmuştu. PKK'ya karşı SİHA kullanımının tamamen aslında meşru müdafaa olduğunu ya da işte terörle mücadele kapsamında değerlendirmesi gerektiğini söylemişti. Sınır ötesinde meşru müdafaa olduğunu, ülke içinde kendi kolluk yetkisi bağlamında müdahale edebileceğini söylemişti. Meşru müdafaa veya silahlı çatışma kapsamı haricinde SİHA'lar kullanılırsa burada yine uluslararası insancıl hukuk kurallarının uygulanıp uygulanmayacağı tartışmalıdır. Az önce verdiğim örnekte Afganistan ve Somali'de bu örnek, hatta Yemen'de şu an devam ediyor. Hatta Yemen'de Amerika'nın herhangi bir değerlendirmede meşru müdafaa hakkı olmamasına rağmen SİHA operasyonları gerçekleştirdi ve birçok sivil katliamına sebebiyet verdi. Bu meselelerde hala henüz net bir sonuca ulaşamadık maalesef. Süremizi açtık, çok kısa toparlamadık. Evet, hemen son sözlerimi söylerken. Somut bir ihlal olmadan direkt SİHA operasyonunun insancıl hukuka aykırı olduğunu söyleyemeyiz. Hukuk kurallarına uyulduğu bağlamda bu bir ihlal oluşturmayacak. Kesinlikle yasaklı silahlar ve eklentiler dahil edilmemeli. Kurallarına uyulması gerekiyor ve meşru müdafaa ilkelerinden asla uzaklaşılmaması gerekiyor. Silahlı çatışmalarda ihlaller kesinlikle ortaya çıkıyor. SİHA'da da bu şekilde ihlaller ortaya çıkacak kullanımlarında. Burada artık şunu tartışmak gerekiyor. Hangi kapsamda ele alınmalı? Devletlerin burada sorumluluğu ne olmalı? SİHA'ların bir silah olarak tanımlanma sorunu burada ele alınmalı ayrı ayrı. Peki arkadaşlarımız önceden bahsettiler. Otonom öldürme ve hedef olarak öldürmede biraz insanın içinden çıktığı durumlar mevcut oluyor. Burada yapay zekanın ayırt etme objektifliğinde bazı sorunların arkadaşlarımıza mevcut olduğunu söylediler. Keza burada da aynı durum var. Bu bağlamda bazı tartışmalar var son olarak. Yapay zekanın insancıl hukuk bağlamında durumu nasıl olacak? Bu sistemlerin İHA'lara, SİHA'lara entegresinden sonra neleri konuşacağız diye şu an tartışılıyor. Hocalarımızdan da gördüğümüz üzere. Bu araçların savaşan statüsünde olup olmayacağını, yani yapay zekalı sistemler savaşan statüsünde midir? Bunlar henüz belirsiz. Sivil ve savaşan farkının algılama sürecinin zorluğunu ve burada bazı sorunların çıkabileceği muhtemel. Burada yapay zekalı otonom SİHA sistemlerinin nasıl tercih yapacakları hala sağlam kaidelere oturtulmuş değil. Peki son olarak çatışma bölgelerinde çatışmaya taraf olmayan devletlerin hangi kapsamda terör operasyonları değerlendirmelidir? Bununla da alakalı net bir çerçeve bence yok. Bunun da netleştirilmesi aslında SİHA operasyonunun anlaşılması bağlamında faydalı olacak. Operatörlerin, pilotların ve emir komuta zincirinde cezai sorumluluğu muhakkak belirlenmeli. Evet, bu bir sabit bir kuralla belki
belirlenmeyecek. Az önce sizin de dediğiniz gibi belki pozitivist mantıkla buraya bakmamak lazım. Bunu zaten hukukun bir ilkesi olarak bunu algılayabiliyoruz. Fakat bununla alakalı henüz somut bir pilotlu ve operatörlü sistemlerde bile bu henüz çözülememişken yapay zekalı sistemlerde nasıl bir çözüm ortaya çıkacak? Bu da bir merak konusu. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Peki, çok teşekkür ederiz. Yine bizler açısından doyurucu güzel bir sunum oldu. Tabii mesela ben terörist organizasyonlara karşı meşru müdafaa hakkının kullanılması görüşüne karşı olan gruptayım. O görüş bana hiçbir zaman çok sıcak gelmemiştir. Tabii bunun aksini savunan kişiler de var. Sonuçta bir yaklaşım meselesi. Birleşmiş Milletler şartını ben bu defa çok pozitif yorumluyorum belki de. Biraz önce söylediğimin tersine. Ama onun dışında SİHA'larla ilgili zaten boşluğu doldurmaya çalışırken SİHA'lar hayatımıza girdi. Ve orası tamamen bambaşka bir hukukun boş alanı olarak karşımıza çıktı. Bu çerçevede tabii bütün noktalara değinmişsiniz. Ben teşekkür ederim kendi adıma değinilebilecek bütün noktalara. Onlar açısından oldu. Tahmin ediyorum tam metin erişimli olduğunda da bunların detaylarına hepimizin erişme ihtimali olacak ve bize daha faydalı bilgiler verecektir. Şimdi tabii ev sahibi olmanın ağırlığıyla Selen Ezme Yumak hanımefendiye geçiyoruz. En son kaldı ama güzel bir konuyla son sunumumuzu alacağız. Kunduz hava saldırısı davasının uluslararası insancıl hukuk açısından değerlendirilmesi durumu. Gerçekten dikkate alınması gereken bir husus ve ben gördüğümde de çok merak ederek açıkçası bu sunumu da beklemiştim. Sözü veriyorum size. Buyurun. Teşekkür ederim hocam. Paylaşabiliyor muyum ekranı acaba? Şu anda görünüyor. Nasıl yapayım? Bir saniye. Şöyle yapıyoruz. Kusura bakmayın. Görüyor musunuz hocam? Görüyoruz evet. Ben bunu büyütebiliyor muyum? Evet, oldu galiba. Oldu. Evet, hocam. Teşekkür ediyorum sunumunuz için. Değerli hocalarım ve katılımcıları saygıyla selamlamak istiyorum öncelikle ve bu fırsatı sundukları için de çok teşekkür ediyorum hepinize ve başta Gökhan hocama tabii ki. Sürenin kısıtlığı itibariyle bir an önce başlamak istiyorum. Şöyle ki bugün nacizane bir sunum yapmaya çalışacağım. İsmi de Kunduz Hava Saldırısı Davası'nın Uluslararası İnsan Hukuk açısından değerlendirilmesi başlığına taşıyor. Aslında bu konu çok fazla alt başlığa ayrılabilir, birçok açıdan incelenebilir. Fakat insan hukuk açısından ben sınırlamaya ve diğer başlıklara kısaca değinerek genel bir çerçeve çizmeye çalışacağım. Belki tam metinde daha fazla ayrıntı ve daha fazla alt başlığa da yer verebilirim diye düşünüyorum. Söz konusu, önce dava konusunu kısaca bir özetlemeye çalışacağım elimden geldiğince. Bilindiği gibi Afganistan'da Taliban rejiminin yıkılmasından, düşmesinden daha sonra Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 1386 sayılı Aralık 2001 tarihli kararı ile ISAF kuvvetlerini kurdu. Yani buna Uluslararası Güvenlik Yardım Gücü diyebiliriz Türkçe olarak belki. Bu ISAF kuvvetlerinin görevleri güvenli bir ortam yaratma ve sürdürme amacı altında seçilmiş Afganistan hükümetini desteklemekti aslında. 22 Aralık 2001 tarihine geldiğimiz zaman Alman Federal Meclisi'nin de söz konusu ISAF kuvvetlerine katılma iznini çıkardığını görüyoruz. Nisan 2009'da da Albay George Klein'ın Kunduz bölgesinin komutasına devraldığını görüyoruz. Söz konusu olayda da başrol oyuncusu zaten kendisi. 3 Eylül 2009 öğleden sonra bir grup Taliban üyesi tarafından iki tane yakıt dolu tankerin kaçırıldığını bilgisi alındı. Ve bu tankerler Kunduz nehrinin karşı tarafına geçirilmeye çalışılıyordu. Söz konusu Kunduz nehrinin karşı tarafına geçirilmeye çalışılırken oradaki sahil boyunca, yani kumsalda diyebiliriz, çamura saplandılar. Ve daha fazla gidemediler ve artık bir hareket edememe konumuna gitti tankerler. Daha sonra bu 3 Eylül gecesi saat 8.30 gibi Albay Klein'a söz konusu bilginin iletildiğini görüyoruz. Söz konusu iki tane tankerin bu tarafta çamura saplandığı, yakıp dolu kaçırıldılar şeklinde.
Geceleyin 4 Eylül gecesi saat 12 geçtikten sonra saat 1 civarında Albay Kılan iki tane ABD savaş uçağından destek talep ediyor. Ve bu iki tane ABD savaş uçağı kızılötesi hava fotoğrafları çeşitli mesajlarla bölgenin bilgisini Albay Kılan'a veriyorlar. Yine bir irtibat subayının aracılığıyla bölgede bulunan muhbir tarafından bir tane muhbirimiz var. Bir tane bu muhbir tarafından çeşitli bilgiler alınıyor. Bir tane muhbir dedim çünkü bu bazı açılardan önemli bir husus. Bu söz konusu muhbirden 7 kez doğrulama alınıyor. Söz konusu bölgede sivillerin olmadığı ve Taliban isyancılarının bulunduğu ya da Taliban militanları diyelim bulunduğu şeklinde bir bilgi alınıyor. Daha sonra saat 1.40 civarında Albay Klein de iki tane 500 gramlık bombanın atılma emrini veriyor ve sonuç olarak bilimde de dünya basınında da yansıyan yaklaşık tam sayı bilinmemesiyle beraber Almanya en son 90 olarak açıkladı. 100 civarında belki de daha fazla 140 sayıları da dolaşıyor. İçinde sivillerin, çocukların da olduğu, yaşlıların da olduğu bir kayıp ortaya çıkıyor. İddialara göre Taliban mensupları söz konusu tankerleri çamura saklandıktan sonra terk ediyorlar. Vazgeçiyorlar artık tankerlerle uğraşmaktan. Civardaki köylüler de bu tankerin orada başıboş bırakıldığı haberini aldıkları zaman gelerek oradan yakıt talep yakıt almaya çalışıyorlar. Yani iddialar ve edinilen bilgi bu. Söz konusu köylüler yoğun bir şekilde oraya geldikleri için de tabii ki büyük bir sivil kaybı ortaya çıkıyor bombardımandan sonra. Olay elbette büyük yankı uyandırıyor gerek Alman basınında gerek dünya basınında. Çok fazla savunma, açıklama, Milli Savunma Bakanı'ndan açıklama vesaire bakanlardan, Merkel'den vesaire bir sürü açıklamalar var. Çeşitli raporlar var. Kızılaç raporu, Uluslararası Af Örgütü raporu, keza Alman Federal Meclisi'nin soruşturma komitesi raporu gibi. Çok fazla rapor görüyoruz. Bunları tabii incelemeyeceğim burada. Şunu söyleyebilirim. Federal Savcılık Makamı söz konusu olayı inceleme altına alıyor ve iki açıdan inceliyor. Bir Alman Ceza Kanunu, bir de Almanya'daki uluslararası ceza kanunu açısından. İki açıdan da baktığı zaman sonuç olarak ne zaman diyorduk onu? Nisan 2010 tarihinde soruşturmayı kapatıyor. Gerekçesi de tabii ki Albay Kılay'ın üzerine düşen her şeyi yaptığı ve herhangi bir ihlal olmadığı gerekçesiyle. Yine Savunma Bakanlığı'nın disiplin soruşturması açtığını ve gene benzer gerekçelerle Ağustos 2010'da soruşturmayı kapattığı bilgisine sahibiz. Bir de şunu söylemek belki düşündürücü olacaktır. Alman federal hükümeti tamamen gönüllü olarak, altını çiziyoruz tırnak içinde, gönüllü olarak herhangi bir hukuk ihlalinden kaynaklı olmayarak, tamamen insani yardım adı altında olduğunu özellikle vurgulayarak zarar görenlere bazı ödemeler yapmıştır. Ama bunu bu vurgulamayı hiç es geçmemiştir bu ödemeleri yaparken. Mart 2013 tarihine baktığımız zaman iki tane davacının belki de ön ayak olarak diyelim bu söz konusu davayı başlattığını görüyoruz. Bu iki davacı da Afgan vatandaşı. Bir tanesi 8-12 yaşlarında iki tane oğlunu kaybeden baba, bir tanesi de eşi ve çocuklarının babasını kaybeden bir anne. Kendileri bu dava sürecini başlatıyorlar Bonn'da, daha sonra Köln'e itiraz ediyorlar, daha sonra Yargıtay Federal Adalet Divanı'na gidiyor, red alıyor ve en son yani Federal Adalet Divanı'ndan onaylanıyor karar ve daha sonra anayasa şikayetine gidiyor. Anayasadan da şikayet reddoluyor ve en son AHİM tarafından da Şubat 2021'de reddoldu. Yani güncel bir karardan bahsediyoruz. Söz konusu davanın konusunu tek bir cümleyle özetlersek, Federal Ordu Silahlı Kuvvetleri'nin Kunduz'da konuşlandırılması nedeniyle açılmış olan görev sorumluluğu davasının hukuk mahkemesi tarafından reddine ilişkin bir dava. Burada kısa bir cümle söylersek, söz konusu dava görev sorumluluğundan kaynaklı bir tazminat davası aslında ve görev sorumluluğu da insancıl hukuktan söz konusu duruma dayandırılıyor. Görev sorumluluğu dediğimiz zaman bizdeki bu idare hukukundaki hizmet kusurunu bir nevi algılayabiliriz ama bizim idari hukuku literatürümüzde hizmet kusuruna karşılık gelmediğine dair kendine özgü bir niteliğe sahip olduğuna dair Amtsahtungsrecht diyor Almanlar. Buna karşılık geldiğine dair görüşler de var. Görev sorumluluğu Amtsahtungsrecht'e giren ve bunun karşılığında da bir tazminat devletten talep edebilir miyiz şeklinde ilerleyen bir dava. Alman Yargıtayı gerekçesinde iki tane ana gerekçeye dayanıyor. Bunlardan bir tanesi uluslararası insancıl hukuk bağımında yani uluslararası hukuk anlamında bireylerin direkt bir tazminat talep edemeyecekleri, böyle bir hakları olmadığı, söz konusu talebi sadece diplomatik koruma nezdinde vatandaş oldukları devletlerin talep edebilecekleri ilk gerekçeleri bu. İkincisi de Alman görev sorumluluğunun kapsamında
yurt dışındaki ordu faaliyetlerinin bu kapsama giremeyeceği ve Alman görev sorumluluğu kapsamına sokularak bir tazminat talep edilemeyeceği şeklinde bir gerekçeleri var Yargıtay'ın. Anayasa Mahkemesi şikayetine gittiği zaman Anayasa Mahkemesi de gene bu iki unsur açısından incelemekle beraber ilk unsuru destekliyor. Anayasa Mahkemesi diyor ki evet, uluslararası hukuk anlamında bireylerin direkt bir tazminat talep hakları yoktur. Bunu direkt bu şekilde isteyemezler. Sadece vatandaşı olduğu devlet isteyebilir. Böyle devlet ne bileyim bu şekilde şeylere gidebilir, yollara gidebilir diye. Fakat ikinci unsur açısından Alman Yargıtay'ını desteklemiyor Anayasa Mahkemesi. Dediği şey şu: hayır, görev sorumluluğu vardır. Görev sorumluluğu anayasadan kaynaklı temel haklara dayanır ve temel haklar yurt dışındaki devlet faaliyetlerinde de korunmak zorundadır. Dolayısıyla görev sorumluluğu tarafından incelemen gerekirdi. Fakat sonuç değişmiyor. O da Anayasa Mahkemesi de George Klein'in herhangi bir adından bahisle yine görev sorumluluğu ihlal edilmemiştir diyor. Böyle de bir gerekçesi var. Yine Anayasa Mahkemesi söz konusu görev sorumluluğu ihlalinin dediğim gibi anayasa, askeri yasalar ve uluslararası insancıl hukuka göre belirlenmesi gerektiği görüşünü de söylüyor. Ayrıca yine bir red kararı aldık demiştim Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de mahkemesine gidildiği zaman gerekçe, başvuru gerekçesi Almanya'nın etkili bir soruşturma yapmadığı üzerine. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi iki açıdan bir karara varıyor. Bunun bir tanesi yer bakımından uygulama. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi madde 1'i incelediğimiz zaman hepimizin bildiği gibi taraf devletler yargı yetkisi içinde bulunan herkesin sözleşmedeki hak ve özgürlüklerini güvenceye almakla yükümlüdürler. Bu yargı yetkisi normalde ülke unsuru içerisinde değerlendiriliyor ve ülke içerisindeki yargı yetkisi açısından bakılıyor. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi yerleşik içtihatlarında bunu geniş yorumlayarak etkili kontrol unsurunu getiriyor ve eğer yurt dışındaki faaliyetlerinde devlet orada etkili bir kontrol kurmuşsa o zaman ben bunu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin yargı yetkisine sokarım, koyarım diyor. Bunu Luizda davasında da görmüştük Türkiye'de emsal kararlardan bir tanesi. Türkiye Luizda davasında olduğu gibi. Fakat Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Almanya'nın Kunduz'da etkili bir kontrol kurmadığı yönünde bir sonuca varıyor. Gerekçesi de İslam kuvvetleri karşısında Taliban güçlerini orantıladığımız zaman Taliban güçlerinin bastıramadığı, etkili bir kontrol sağlamadığı yönünde Almanya'nın. Dolayısıyla burayı etkili kontrol şartına sokamam diyor. Nereye sokuyor? Özel durumlar. Yine bir başka bir iştahına gidiyor. Ve burada özel durumları dikkate alıyor. Söz konusu Almanya'nın Kunduz'daki özel durumlarından yola çıkarak ben yargı etkisini kabul ediyorum diyor. Özel durumları nedir dersek, Almanya'nın Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma statüsüne taraf olmasından kaynaklı olarak soruşturma yükümlülüğü olması ki demiştim Almanya Uluslararası Ceza Kanunu Türkiye Strafgesetz diye geçiyor. Oradaki ona dair bir incelemeyi yapıyor. İkincisi de insancıl hukuktan kaynaklı bir sorumluluk olması ve insancıl hukuktan kaynaklı bir soruşturma yapma yükümlülüğünü taşıması gerekçesi. Üçüncüsü de İSAF kuvvetleriyle Afganistan arasında yapılan statü antlaşması gereği Almanya'nın edindiği bazı yükümlülüklerden kaynaklı olarak özel durum başlığı altına sokarak Almanya'nın yargı etkisi vardır diyor. İkinci incelediği unsur da Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi madde 2 kapsamında değerlendiriyor. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi önüne gelen askeri operasyonlarla ilgili, davalarıyla ilgili askeri operasyonların Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi madde 2 yaşama hakkı uyarınca ihlal edilip edilmediğini bazı gerekçeler açısından inceliyor. Bunlardan bir tanesi konumuz itibariyle onu söyleyeceğim. İç hukukta iddia konusu olay hakkında yeterli ve etkili bir soruşturma yapılıp yapılmadığı durumu. Yine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi söz konusu Almanya'nın söz konusu davalarda o davanın seyrindeki bütün unsurlar boyutunca ve federal savcılığa da atıf yaparak raporuna söz konusu etkili soruşturmanın yapıldığına kanaat getirerek Şubat 2021'de davayı reddetti ve bir nevi Afgan vatandaşları ve söz konusu zarar gören bütün sivillerin elini kolunu bağlamış oldu son durumu itibariyle. Buradan insancıl hukuk anlamına dönmek istiyorum konuya. Uluslararası insancıl hukuk anlamında bir dava, yani bir olayı incelediğimiz zaman ilk aklımıza gelen
kusura bakmayın. İlk aklımıza gelen bir silahlı çatışma olup olmadığı unsuru. Biz o bir silahlı çatışmanın olup olmadığını inceledikten sonra uluslararası insancı hukuk açısından bakıyoruz. Peki uluslararası insancı hukuk bir uluslararası silahlı çatışmalar, bir de uluslararası olmayan silahlı çatışmalar olarak ayrılıyor. Uzun uzun anlatmayacağım tabii ki, sadece giriş olarak anlatıyorum. Almanya, Afganistan'da İSAF kuvvetlerinin içerisinde yer almış bir birlik ve çok sayıda ülke bu İSAF kuvvetlerine katıldı bildiğimiz gibi. Klasik uluslararası hukuka göre iki veya daha fazla devlet varsa biz buna uluslararası silahlı çatışma diyorduk. Fakat İSAF Afganistan'da savaşmıyor. İSAF'ın Afganistan'ı hükümeti destekleyerek Taliban güçleriyle savaşıyor. Dolayısıyla burada bir uluslararası bir silah çatışma yok. Ancak uluslararası olmayan bir silah çatışma olması noktasında bakıyoruz olaya. Cenevre Sözleşmeleri Ek Protokol 2 madde 1 ikinci fıkrasında isyanlar, münferit şiddet eylemleri ve diğer benzer eylemler gibi iç huzursuzluklar ve gerginlikler vakalarının silahlı çatışma sayılmayacağını söylüyor. Oysa ki Taliban'ın İSAF'la yaptığı saldırılara baktığımız zaman askeri şiddet yoğunluğunu, o eşiği geçtiğini görüyoruz. Dolayısıyla burada bir uluslararası olmayan silahlı çatışma mevcuttur ki federal savcılık olsun, gerek diğer dava seyirlerinde, dava raporlarında, kararlarda görüyoruz ki bunun aksi bir kanaat yok. Hani uluslararası insancı hukuk burada uygulanamaz, uluslararası olmayan ya da uluslararası olan bir silahlı çatışma mevcut değildir şeklinde bir gerekçeyi göremiyoruz. O yüzden uluslararası insancı hukuk uygulanır demek zorundayız burada. Daha sonra tek tek anlatmayacağım bu maddeleri ama silahlı çatışmalarda önemli olan tabii ki sivilleri korumak. Biz bunu zaten iki oturumdur görüyoruz. Sivilleri korumanın ne kadar önemli olduğunu, ne kadar ana bir hedef olduğunu. Ki zaten biz bu amaçla sivilde askeri hedef ayrımı, sivil asker ayrımı gibi, savaşçı ayrımı gibi ayrımlara gidiyoruz. Cenevre Sözleşmeleri ortak madde 3'ü hepimiz biliyoruz tabii ki burada. Bu ortak madde 3'ün artık teamül hukuku haline gelmiş bir uygulaması var ki uluslararası olmayan silahlı çatışmaları uygulanmakta. Burada tabii ki uluslararası silahlı çatışmalar, uluslararası olmayan silahlı çatışmalar dediğimiz zaman çeşitli tartışmalar, çeşitli konular uluslararası insancı hukukta büyüyor. Ama burada tek bir tartışma konusu olmayan bir şey olduğunu düşünüyorum. O da sivillerin korunması gerektiği. Bunun aksi bir durumunun olmadığını düşünüyorum. Burada bu maddeleri tek tek anlatmayacağım. Diğerine geçeyim. Söz konusu durumda Kunuz davasında siviller söz konusu. Bu siviller acaba düşman safında mıydı? Korunması gereken siviller miydi? Nitelikleri neydi şeklinde bir tartışma da ortaya çıkıyor. Ek protokol 2 madde 13'e 3, siviller doğrudan düşmanlıkları katıldıkları süre dışında bu korumadan yararlanırlar diyor. Herhangi bir düşman safına geçmedikleri takdirde. Ve madde 50'ye, ek protokol 1 madde 50'ye 1 ikinci cümlede bir kişinin sivil olup olmadığı konusunda kuşku olduğu takdirde söz konusu kişi sivil sayılacaktır diyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Somut olaya baktığımız zaman köylü bir kesimin, büyük bir, neredeyse belki 100 kişiye yakın köylü bir kesimin söz konusu olay mahalline geldiğini ve yakıt aldığını görüyoruz. Bu yakıtlar acaba kendi için mi alındı, başkaları için mi alındı şeklinde tartışmalar var. Fakat köylülerin niteliğine baktığımız zaman ki federal savcılık ya da davalar da bunun aksini iddia etmiyorlar. Söz konusu köylüler fakir bir kısım. Afganistan'ın kırsal bölgesinde yaşayan bir köylüler. Bunun, zaten onların çok fazla bu tarzda yakıtlara gerek her türlü amaç için kullanmak için almaları çok var. Ki şöyle bir şey de var, söz konusu durum Ramazan ayının olduğu bir durum. Ramazan ayı da olduğu zaman gecenin birinde o Ramazan'da sahura kalkmış vatandaşların uyanık olması ve o yakıt haberini alıp da oraya gelmesi çok doğal bir durum aslında. Bunu da literatürde çok kişi kabul ediyor, hocalar kabul ediyor. Yani bunu albaykılan öngörmeliydi şeklinde. Yani şunu diyebilirim ki köylüler aksi ispat edilene kadar sivil muamelesi görmek zorundadırlar. Bunun olayımızda aksi bir halini göremiyoruz biz. Hocam bir de süreyi uyarıyorum ben yine size. Tamam, biraz hızlanıyorum. Zaten okumuyorum maddeleri hocam. Ek protokol 1 madde 51'e 5'te ayrım gözetmeyen saldırı yasağını biliyoruz. Az önce de değinildi defalarca. Burada söyleyebilirim ki madde 51 fıkra 5 B bendinde anlamında orantısız bir saldırı ve ayrım gözetmeyen bir saldırı vardır diyebiliriz. Çünkü sivil halk sayısı çok fazla ve Albay Klein'in söz konusu kararı saatler itibariyle baktığımız zaman çok ani bir şekilde aldığını görüyoruz. Saat 1.41'de ABD uçaklarını istiyor ve 1.40'da saldırı emri veriyor. Aslında çok fazla
zamanı vardı. Çünkü tankerler söz konusu çamura saplanmışlardı ve kampın ters yönünde gidiyorlardı. Dolayısıyla herhangi bir tehlike, aslında ani bir tehlike yoktu. Albay Klein tek bir müfbirin sözüyle bu kararı verdi ve uçaktan gelen video görüntüleri ya da fotoğraf görüntülerinde büyük bir böyle kalabalığın gidip geldiği, sahaya girip çıktığını görüyoruz video görüntülerinde. Dolayısıyla o video görüntülerinde girip çıkan sivillerin, yani girip çıkan bir insan kitlesinin Taliban üyeleri olmadığı çok aşikar bir görüntü. Bunların hepsini bir araya geldiği zaman Albay Klein'in yanlış bir karar verdiği nezdinde bir öngörü görüyoruz. Ve burada şeye gelmek istiyorum. Hedef belirlemede ihtiyacı tedbirler başlığı altında. İlk protokol 1 madde 57'ye değinmek zorundayım burada. Burada madde 57 iki tane yükümlülükten bahsediyor konumuz itibariyle. Bir, aydınlatma yükümlülüğü, bilgi alma yükümlülüğü. İki de uyarma, önceden uyarma yükümlülüğü altında. Madde 57 fıkra 2 A bendi anlamında bir aydınlatma yükümlülüğü söz konusu Albay Klein'in. Dolayısıyla söz konusu hedef, kısaca söylersem tek cümlede, hedefin yeterince aydınlatılması, askeri bir hedef hedef olmadığının ya da olup olmadığının belirlenmesi, bu defalarca 7 kez muhbir tarafından 7 kez uyarılmadan da daha fazla muhbir tarafından, daha fazla bilgi tarafından alınması gereken bir durum vardı. Dolayısıyla daha fazla bir şekilde aydınlatılması gerekiyordu. Bu yükümlülüğün ihlal olduğu bu ana kadar anlattıklarımdan çok belli bir durum zaten. İkincisi de gene madde 57 F2C bendi. Burada da sivil nüfus için koşullar izin verdiği ölçüde önceden bir uyarı yapılması. Pilotların şöyle bir durumu var. Pilotlar diyorlar ki alçak uçuş yapalım ve söz konusu kişileri uyaralım. Fakat alçak uçuşun tehlike arz edeceği tarzında bir görüşle izin verilmiyor. Belki alçak uçuş yapılsaydı o kişiler daha sivil kaybı olabilirdi. Ama orada tankerler var, patlatılabilir vesaire gibi çeşitli öngörülerle alçak uçuşa izin verilmiyor ve uyarı da yapılmıyor. Son cümlemi söyleyeceğim. Kendi düşüncemde bütün mahkeme boyunca şu şekilde bir öngörü var. Bireysel hak iddiasında bulunamazlar. Uluslararası hukuk manasında bireyler gelip de yabancı bir ülke vatandaşı bireye gelip başka bir ülkenin ulusal mahkemesinde bu iddiayı bulunamaz. Sürekli bu söyleniyor, sürekli bunun arkasına sığınılıyor. Ama ben şöyle düşünüyorum ki, Ahim'in yerleşik iştahatları, Bulyozu'da davası gibi, yargı yetkisinin genişletilmesi gibi yerler, açılardan incelenmesi gereken bir durum olduğunu düşünüyorum birincisi. İkincisi, uluslararası hukukta bireyin gittikçe daha fazla önem arz etmesi, daha fazla uluslararası hukuk kişisimizdir noktasında tartışmaların çoğalması. Bunların da göz önüne alınması gerektiğini düşünüyorum. Bir de son hocam da daha iyi bilir, diplomatik koruma manasında sürekli bir Afganistan diplomatik koruma yapmalıydı bu kişilere. Ancak bu şekilde bir talepte bulunabilirdi iddiası var. Fakat Afganistan'ın, hepimiz biliyoruz ki Afganistan ne kadar güçlü bir ülkedir, ne kadar vatandaşların arkasında durabilir ve bu iddiaları peşinden gidip vatandaşının zararını alabilir diye bir öngörü var. Ve insancılık hukukun esas amacı insanı korumaysa, o zaman bu insanlara da bu amacın verilmesi, bu imkanın verilmesi, mahkemeye erişim hakkının verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ki Alman Anayasası madde 1'de insan onurunu korumakla başlar. İnsan onurunu korumak gerekir, insan onuru dokunulmazdır cümlesiyle başlar. O halde Almanya'nın ilk başta zaten insan onurunu koruyarak bu mahkemeye erişim hakkını her zaman koruması gerektiğini ve bu şekilde iştahatlar vermemesi gerektiği de kanaatindeyim. Bu konuda da daha fazla çalışma yapılması gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Çok güzel bir konu. Tabii çünkü konu uluslararası hukuk, iç hukuk ilişkisini bir yönüyle veriyor. Öbür yönüyle insancıl hukuk, insan hakları ilişkisi boyutunu veriyor. Ben kendi çalışmalarımda da Almanca bilmediğim için doğrudan metinlere giremiyordum ama Alman Anayasa Mahkemesi'nin özellikle vermiş olduğu uluslararası hukukun yorumuna dair çok enteresan kararlar vardı. Biraz önce beni tabii 10-11 yıl öncesine götürdü Selin Hocam. Diplomatik imayı çalışırken özellikle ben o konulara belirli açılardan girmiştim, yine kararları okumuştum. Gerçekten önemli olan aslında insan unsurunun ön planda olması. Yani her şey insan için var. Bütün bu organizasyonlar, devlet de insan için var. O yüzden burada temel hak ve özgürlüklerin korunması, insan hayatının, insan onurunun korunması ön planda tutulmalı. Ve insancı hukukun uygulama alanı bu anlamda geniş tutulmalı. Ben bu ölçüde çok teşekkür ederim. Bana yaptığınız atıf için de ayrıca teşekkür ederim. Beni geçmişe bir götürdünüz. Epey
Evet hocam. Şöyle de bir öneride bulunabilirim. Eine Mörderische Entscheidung diye bir belgesel film var. Belki izlemek isteyenler olur. Söz konusu olayı anlatan. Onu da paylaşmak isterim. Tamam. Çok teşekkür ederiz. Süremizi hayli aşarak yaptık. Gökhan Hoca'dan özür dileyelim. Bir sonraki oturum Gökhan Hoca'mıza ait olacak. Ben bugün gerçekten çok keyif alarak her iki oturumda da dinledim sunumlarınızı. Hukukta herkesin katıldığı, katılmadığı noktalar var. İnsancıl hukuk tabii çok fazla tartışmanın işin içine girdiği bir alan olarak karşımıza çıkıyor. Onun için de bu kadar yoğun bir şekilde çalışarak bu sunumların önümüze gelmesi beni ayrıca mutlu etti. Gerçekten bununla çok fazla karşılaşamıyorduk biz geçmişte. Geçmiş dediğimiz çok eski değil. Gökhan Hocam da bilir. Bundan 5-6 yıl öncesine kadar böyle bir organizasyon yaptığımızda bu tarz bir yönetim olmazdı. Hem hocamın başarısıdır ama sizler de tabii çok ciddi katkılar sağladınız. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Gökhan Hocam, eklemek istediğiniz bir şey varsa vereyim size. Benim eklemek istediğim bir şey şudur. Size çok teşekkür ediyorum hocam. Yani emeğinize sağlık. Şahane bir moderatörlük yaptınız. Arkadaşlarımıza yol gösterdiğiniz yardımcısı oldunuz. Herhangi bir kaza bela yaşamadan güzel bir şekilde ilk iki oturumu insancıl hukuk trackinde bitirmiş olduk. Ben açıkçası sunumların dolu dolu olmasından dolayı olumlu anlamda çok şaşırdım, mutluyum, çok keyifliyim. Açıkçası bu organizasyonu yapacağım zaman bu kadar sayıda katılım beklemiyordum. Sizin söylediğiniz o tecrübelerinizin dışında gelip şekillenmiş bir beklenti olarak açıkçası beklediğimden çok daha fazla akademik veya öğrenci arkadaşımız lütfettiler, geldiler, sağ olsunlar ve sunularını yaptılar. Demek ki uluslararası hukuk çalışan bayağı bir arkadaşımız var. Bunu ilk Twitter'da ben sorduğumda arkadaşlarıma bir arkadaşımız şey demişti, ilgini çok üzerine. İçimizde çok uluslararası hukuk biriktirmişiz. Kırmızı Oda dizisine şeyle atıfla muhtemelen. Hakikaten gündemi çok yakından takip eden, işte İngilizce olsa çok atıf alacak yazılar, sunumlar, çalışmalar olduğunu görüyorum. Kendi dilimizde yapmamız da bence iyi. Bir literatür dili gelişiyor, gelişecek, evrilecek, iyileşecek. Dolayısıyla ben teşekkür ediyorum size ve arkadaşlarıma. Bunun daha devamında umarım yaparız. Sağlık saat olursa inşallah önümüzdeki senelerde de bu benzeri organizasyonları hem Eskişehir'de hem başka yerlerde yapmaya devam edelim diyorum ben. Evet, ben de aynen Gökhan Hocam'ın sözlerine katılıyorum. Kendi yetini biliyorum zaten bu konulara yaklaşımını. Beni de bu sürecin bir parçası haline getirdiğiniz için çok teşekkür ederim ayrıca Gökhan Hocam. Gerçekten burada olmaktan büyük mutluluk duydum. Sizleri dinlemekten büyük mutluluk duydum. Soru alamıyorum çok özür dileyerek. Çünkü zaten süremizi geçtik. Normalde bu saatlerde Gökhan Hocamızın oturumunun çoktan başlamış olması gerekiyordu. Siz kaç gibi başlatmak istiyorsunuz hocam? Onu da söyleyelim. 10 dakika sonra başlarsak arkadaşlarımız hazırlıkları yapar. Sizler de ben çok teşekkür ediyorum tekrar. Hakikaten şurada baktığımda çok potansiyelli çalışkan insanlar görüyorum. Bu çalışmanın devamını diliyorum. 10 dakika sonra şimdi 14.8, 14.18 gibi başlayalım. 20'de de rekorda başlarız inşallah. Peki, ben de şu anki oturumu kapatayım böylece. Hepinize tekrar çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.